Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Ben Furkan. Naha bu yanımdaki de Sirkan Serken. Ve TikTok, YouTube üçlü canlı yayınımız başladı. Yalnız Farming'de işin suyunu çıkartmaya... Bu sefer gerçekten oyunun bokunu çıkarmaya başladık. Ve bu arada asıl açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Uzun soluklu bir yayın olacak. Çok uzun soluklu olacak. Şimdi biz hocam, tarlaları ektik, sürdük. Pamukları falan ektik değil mi lan biz? Ekmişiz, görünüyor. Rengi görünüyor. Pamuk. Uy, baban kemüne, pamuk. Baban kemüne. Pamuk. Pamuk. Bunların görevlerini yakalamamız lazım. Diyorsun. Diyorum. Çok iyi malzeme geldi ya la. Ha biz bunu buraya koymuştuk, doğru ya. Şincik. Biz ne yapacaktık? Tarlalar sarıldı. Sarıldı mı hepsi? Sarıldı. Sarıldı diye hatırlıyorum. Her şey bitti oğlum, ektik işte. İki dakika büyük tarlaya bir gideyim bakayım. Bir kontrol etmek lazım tabii. Bir kontrol edelim bakalım. Oyun sesi geliyor mu? Bana oyun sesi gelmiyor şu anda. Kral ses kartının volümünden biraz yüklensene bak. O çeyrek kalaya getirsene. Heh. Onu biraz düşmüşüm de. Bak oyun sesine bak, benim sesim ne kadar düşük geliyor şu an. Evet. Fark ettin değil mi? Evet evet oyun. Evet bakıyorum. Şimdi tarlayı bir kontrol edelim. Neyimiz var neyimiz yok bir görelim. Sarıldı diye biliyorum ben de. En ben son de yayında sardım. Sardık diye hatırlıyorum. Oğlum ben de sardım diye hatırlıyorum işte, biliyor musun ya? Ama gidelim bir kontrol edelim. Oo bu traktörün ayarı da şey neredeyse bozuluyor. Bayağı bir kızarmış. Şey kızarmamış da sarılaşmış. Düşmüş aşağı değil mi? Oh, tamirat istiyor yani arkadaş. Evet sarılı, sadece gübre bekliyoruz acı. Tamirat istiyor. Gübre, hepsi gübre bekliyor. Gübre takviminin arkasına. Hazır bozukken bu traktörü okumasın. Şey yapacağım, tamir ettireceğim ya. Bir yakıt alayım şuradan şuna. Hazır gelmişken. He. Ulan pamuklar var ya. Anam! O pamuk, pamuk zaten... o pamuk görevlerini almamız lazım. Ne yap ne edip almamız lazım. İnşallah. Ben de almak istiyorum da nasıl alacağız adam? Yalnız hocam ya. Biraz daha şuradan. Oha çok oldu. Şimdi hocam. Ben bir de biliyorsun burada not alıyorum ya canım. Evet canım. Pamukları gördük. Heyecanlandık. Oradan iyi mal gelecek, ben sana söyleyeyim. Oradan çok iyi mal gelecek yala. Ama çıkanı alacağım götüreceğim. Her 5000'de bir de şeyi attıracağım. Pamuğu attıracağım. Oh. Aslında bu traktörleri yaptırdın ya, bütün traktörleri bir gezsek mi biz makinelerinden ayırıp? Bir baksak mı? Şunun arkasına şeyi takalım. Gübreyi. Gübreyi takalım, gübre bir dursun bunun arkasında. Çünkü şey... Çünkü çok uzun soluklu çalışacağı için bir yandan da şu tarlayı biçeceğiz, haberin olsun. Burayı. Çimeni mi? Çimeni. Kanka... Şeyler giderken pamukla soyanın yasa da aynıydı değil mi lan? Aynı olması lazım abi. Ben öyle hatırlıyorum. Soya fasulyesi. Ekim. Ekim. Pamuk. Pamuk. Ekim. Ekim aynı. Aynı anda girecek. Biçerler giderken kanka biz burayı ufak ufak bileceğiz. Zaten buraya öyle güzel bir traktör aldık ki tek başına buranın bütün işini yapabiliyor. Evet. O fent güzel oldu ben söyleyeyim. Bunu... Bizim oradaki tarlalardan başlatırsın gibi atmaya. Pamuklara da atacağım. Evet pamuklar da istiyor. Taş toplamayı kaldırdık ya. Pamuklara mamuklara hepsini gübre atacağız zaten. Ama şu traktörleri tek tek bir elden geçirmemiz lazım. Geçirelim abi, sıkıntı yok. Evet sevgili Kik, sevgili YouTube, sevgili TikTok. Yayına gelmenizi, takiplerinizi bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu hatta ben, bunu ben hatta bu şekilde götüreyim mesela. Bunun işin yok ki. Biliyorum. Ha göreyim diyorsun, arkadakinde sorun var mı? Arkadakinde sorun var mı onu da bir görelim. Bunda yok. Bunda da ufak bir, neyse paramız varken yaptıralım o aletleri çünkü sonra olmadık yerde bozuluyor birader, yaptıramıyoruz biliyorsun. Evet. Çok bir şey oldu lan.
Ya bunlar burada çok sıkışık sıkışık oluyor. Bunlara bir yer bulalım ya. Traktör yamuk kalsın, öyle bir şey olmaz ya. Kırmızıyı da bir elleyelim diyorsun. Şeyde sıkıntı yoksa, onda sıkıntı çıkmadıysa arkadakinde. Bunda yoktur. Bunda sadece çünkü traktörde. Traktörü yaptıracağız, yakıtı yok. Yakıt o kadar şey değil ya, yakıt alırız. Yakıt da ekleyelim. Fulleyelim oğlum, hazır boştayız. Öyle şimdi mi yapalım? Seri uyuyacağız çünkü biliyorsun. Evet. Seri Zbarovski yapacağız biliyorsun. Ama benzinliğe kadar gitme, bizim tankerden al. Gerekirse tankeri sonra doldururuz yani. Olabilir. Yakın ya. Bizim yeni aldığımız o ufak traktör de iş görür tankerde. Ya o tanker de, o traktör de iş görür. O traktör gibi bir traktör daha denk getiririz biz. Angarya ayak işlerine. Şu romorki, biçer dövek taşıma romorkunu ne yapalım acaba ya? Onu satsak onu, mı? Onu kullanmıyoruz. İlk kullanırız diye aldık ama. Savun lan leş kargaları. Onu kullanır mıyız? Abi kullanır mıyız? Oraya buraya biçerleri götürmek için. İşte ben de onda tereddüt ediyorum. Acaba kullanır mıyız? Ama şöyle bir sıkıntı var. Kanka. Biçeri mesela büyük tarlaya gideceğiz ya mesela. Hı hı. İki tane bıçakları onun üstüne koyamıyoruz biz. Evet. Sıkıntı yaratıyor yani. Aslında bıçakları taşıyacak şey var. Kesici romorkları var da. Kanka. Tamam. Aslında onu satalım kanka. Kesici romorku bakalım. Kesiciyi traktörle taşırız, anladın mı? Bizim sıkıntımız kesici zaten. Evet. Ya da bu kalsın romork, satma. Biçeri de tırla hızlı taşımamız gerekir belki. Uzak tarlaya götürüyoruz ya. Ha. Dur şimdi kanka, traktörlere... Bu arkasındakiyle beraber götürüyor. Öyle yaptım zaten. Şurada hemen benzinliğe gireyim. Hazır yakında. Ha. Çünkü şey olarak dedim kanka. Acaba... Kesici romorkörlerinden. Buna yakıt komutunu ver de P'ye bir girsene, kesici romorkörlerinin menüsünü bulabiliyoruz mu? Şeyden bulacağım. Şuradan. Kesicileri taşımak için kullandığımız şeyi nereden buluyorduk abi? Aşağı insene. Büyük ihtimal romorkörlerden çıkar onlar. İn. Belki başkadır onun menüsü. İn abi. İn. Kesici romorkörleri. Evet. Bu kesici romorkörleri boyuna göre kanka. Bak tıkla bir tanesini. Boy göstermiyor abi. Küçük bunlar bak. Tonaj gösteriyor. Tipinden anlarsın büyük olup olmadıklarını. Bize şöyle büyük bir şey lazım çünkü bizim bıçaklar biraz büyük. İki tane. İki tanelik mi? Kaç para bu? 24 bin. Parayı bir yani bir lades yapak mı lan? Oo, aleykümselam koçum, hoş geldin. Elmas kedi. Bizim pisi, Yiğit pisi. Ya Yiğit gitar kursundaki Yiğit var. Aha. Ya benim gitarist olacağı da ama çalışmadı. Bak soracağım bu sene sana Yiğit. Bunu şey tut abi, 2475 C Ramork. Bunu bir alsan. Bu ikili. Dur. Şu da birlisi. Bu da birlisi. Bu ikilisi. Bizim işimize yarayacak olan ikilisi. Mesele ikilisi değil. İki tane bizim romorkları aldırabileceğiz mi ona? Bak bunlar hep tekli. Tekli bu. Kocaman bir tane bıçak alıyor bu bak. Evet. Belki de bu bizim işimize yarayacak olan. Al. Ah ikili. Bence tekli. Olma ihtimali yüksek. Tekli fiyatı uygun ama. Evet. Oh. Bu daha büyük bir bıçak için. Biz buna iki tane sığdırırız abi. Bak bir tane buraya, bir tane buraya. Her türlü sığar. Fiyatı da uygun. Bu fiyatı tırla mı çekiyor lan bu? Yok. Traktörle çekiyor. Dolly değil mi? Dolly. Şu üstteki malzeme ne ya? O tank ne? Süs herhalde. Bence süs değil ya. 2000 litre bir şey alıyor bu. Patates ve yakıt şeker... alıyor üstüne, yakıt. Patates ve şeker pancarı toprağı işlemek için özel ekim makineleri ve biçer döverler gerekir. Tamam. Bizim yapacağımız şey bu. Şu. Lizard'ın 60 ama PT. Ama patates ve şeker pancarı diyor bak, yanındakine tıkla. Ve biçer döverler gerekir diyor. Dur bak. Bak onu tıkla.
Hepsini aynı şey mi yazıyor diye bakıyorum. Hepsinde aynı şey yazıyor. Aynı ürünün farklısı. Bak. 2000'de yakıt alıyor arkasına. Evet. Şöyle yapalım mı? Lizard'ı alalım biz. Dur bakıyoruz abi, bakıyoruz. Başka da yok zaten. Bence o Lizard'ı alalım. Yani 22.000'de zarar edersek bir bıçaklar üstüne koymayı deneyelim. Böyle rengiyle alalım gitsin. Bir dakika. Bunu desek. Kiralayıp bakacaksın değil mi? Kiralayıp bakalım bin abi. 1000 küsür kirala. Bıçağı üstüne koyuyorsa kirayı geri gönderir, satın alır bunu. Aynen öyle. Yakıtını da aldı. Bunu tamir ettirmek zorunda değilsin. İstiyorsan ikram. Ettirelim abi, ettirelim. Bir de bizim oradaki garajı doğru düzgün bir dizelim abi. Mallar birbirine girdi. Değil mi? Abi hasat zamanı normalde. Yok, her şeyi karman çorman yaptık ya. Tırları mırları düzenlemek lazım orada. Hasattan çıktığımızdan dolayı öyle oldu ya. Bayağı bir sıkıntı oldu yani. Çok dağıttık ya. Çok dağınık çalışıyoruz abi. Çok dağınık çalışıyoruz. Ben dağınık çalışma olayına karşıyım. Ben çalışmaya karşıyım. Baksana burası anasının şeyi gibi oldu abi. Hani o garajı düzenleyelim olabildiğince. Abi. Kocaman değil mi? Bir tane sığar bunun üstüne. Bizim uçaktan mı? Bir tane sığsın kanka. Ya yeter ki tutsun bıçağı. 30'la bıçak takıla takıla gitmek var. Değil mi? Bizim bu büyük traktörle 70'le gitmek var. O zaman şöyle bir şey yapacağım ben. Tahmini yaptın galiba. Yaptım abi. Şunu bizim garajın oraya götür direkt abi. Vallahi elindeymişken. Garajın oraya koyalım abi. Sinir mi bozdu ya? Ekiciler burada kalsın. Ekicilerden sıkıntı o olmaz. O garajın oraya gidelim. Orayı güzelce iyi bir düzenleyelim. Taş makinelerin hepsini sattık zaten. Sattık. Hepsini sattık. Geçen bölüm sattık. Taşı kapattık, sonra ne varsa taşla ilgili sattık. Ya hacı şöyle bir şey. Bak şu garajı bir düzenlemek lazım. Bak bir sarıcı koymuşsun, gördün mü oraya? Onun arkasına bunu kafadan sok mesela. Ne olacak ki? Sonra ileri geri çıkarız yani. Gir baba gir. Götü dışarıda kalsın, bir şey olmaz. Tamam. Kanka. Dur. Bir şey diyeceğim. Bak o yandaki boş yerler var ya bak. Bak öne mi alacaksın azıcık? Hı hı. Bak iki tane daha boşluk var, anladın mı? Oralara mal koyalım. Ekicileri getirip koyabilirsin aslında. Tamam mı? Bunun tamirlik bir şey yok ya. İyi. Ben sana bir şey... Ekiciler bence orada kalsın abi. Neden orada kalsın biliyor musun? Ekicilerin içini doldurup da oradan çıkartırız en azından. Ha. Buraya koyacağım bak. Şu mor ineği koy, oraya garaja sokmana gerek yok. Çünkü habire kullanacağım. Bunu kullanıyoruz. Onu ama hasat tırını sokabilirsin. Hasat tırı yeri güzel bence. Nereye koyduk biz onu? Hasat tırı burada abi. Ha, kasasıyla beraber. Aha. Burada biçer döverler var. Kanka yok. Başka makine... Ben buna bir atlayayım. Dur. Başka makineleri neleri götürebiliriz oraya? Traktörden mi ayıracağım bunu? Başka makineler var ya, onları falan garaja koyalım, çok dağınık şey, ya. Kireci alalım oradan. Pamuğu alabiliriz mesela, pamuk. Ne yapıyorsun oğlum, nereye gidiyorsun? Pamuğunu takacağım. Çok tuttum ben. İçersen oradan gelecek ya. Tam içeri geleceksin. Şimdi. Tamam. Kal öyle abi. Bizim sarıya git. Çevir bakalım kafayı, tutacak mı burayı? Ne taraftan koyacağımızı da bilmiyorum. Yer belli zaten. Burada. Soldan, sağdan mı? Abi tekliymiş ya. Tekli olsun, sorun değil. Pahalı bir ürün değil, anladın mı? Çok yakın bir ürün. Birazdan göte doğru girecek. Ki şunu geri çekecek. Bu elimizdeki en büyük bıçak o. Evet. Tamam. Bir şeylerin de bakımını yaptırmak lazım hepsini. Yaptırırız kanka. Bıçakları da yaptırırız. Mesela şu an o alet onu taşıyor mu? Biz ona bakıyoruz. Ne yapıyorsun? Bir dakika dur lan, nereye gidiyorsun?
iyice alan açıyor kendini. Şunu bir o bıçak onu tutacak mı? Benim derdim var. Nasıl derse basmış aşağı. Haydi bakayım. Sal bakalım. Kaldı mı? Çık bakayım. Çekti. Değil mi? Vallahi çekti. Tek bıçak. Abi bu yakıt da taşıyor. Evet. Yanımızda yedek yakıt götürebiliyoruz bunu. Tamam kanka. Oğlum dur lan. Bu pahalı evet. Bir şey değildi. Evet. Kanka şöyle bir şey yapalım mı? Bunu bu kiralık şarda bunu sat. Bunu hemen şey yapman lazım. Bir çere tak bunu tekrar. Bunu gönderip satın alalım. Kal öyle. Yok duvara vurdum. Biçer satıp biçeri tek üstüne tekrar. Bundan alabiliyorsan iki tane al. Abi şimdi maddiyatımız ona yetmez. Biz soyayı sattıktan sonra onu yapmamız gerekiyor. Bir tane alacağız ama şu an. Şimdi bir tane alırız anladın mı? O şey var ya, biçerler taşıdığı romon. Onu satacağım. Satma. İki biçer arka arkaya çıkartırsın onun üstüne. Bıçaksız. Bıçaksız evet. Şimdi hemen P'ye gir, kiralıktan bunu dehle. Bir tane alalım abi bundan. Hangi ürünü aldığımızı biliyoruz en azından. Hemen menüye gir abi. Lizard'tı değil mi bunun markası hocam? Evet. Kesici remorkları. Yanımıza yedek yakıt götürebiliyoruz abi. O çok güzel bir şey. Evet. Yani biçerin, o çok hoşuma gitti. Biçerin yakıtı bittiği zaman bunu yaklaştırıp bundanki yakıttan destek alabiliyoruz. Al bir tane abi. Tümis. Tümis canım. Bak şimdi. Traktörü tak. Biçeri buna bağla. Bıçağı. Götür bizim garaja sok bıçağı. Dikini traktörle. Aslında şöyle bir şey yapacağım abi dur. Yapacağım şey şimdi. Garaja komple biçer döverlere yap. Yapacağım şey şimdi iyi izle. Bir şey diyeceğim. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bu bundan tek bıçak alıyor. Öbürünün ikisini alabilir ha. Öbürü daha küçük. Evet. Şimdi bak ne yapacağım ben. Yakıt dolduracağım. Evet. Bulursun kanka. 2000... Kaç bin litre yakıt alıyor acaba? 2000. Gösteriyor muydu onu? Tabii alırken baktım ben. 2000. Tamam iki defa biçeri doldurabiliriz. Sen ne diyorsun oğlum? Onun içindeki yakıt iki biçer doldurur bize büyük tarlada. Evet. Yani bu makineden iki tane olsa elimizde. Ben niye dedim biliyor musun? Aynı anda ikisini bir nasıl kullanacağız deme. Şoför yollayabiliyorsun ya. Biliyorum. Şoförle göndereceğiz. Nasıl? Öyle yapacağız zaten abi. Tırı da şoförle yollayabiliriz. Tırı şoförle yollamam abi. Yakıt alıyor mu şu anda? Ha önce traktörü doldurdu. Evet. Önce traktörü doldurdu. Bu arada arkasındakinden traktörü de yakıt ihmal yapar. Abi her şeyi yakıt ihmal yapar. Bence güzel oldu bu. 2000 oldu değil mi siz abi? Fazla olmasın. 20 bin mi lan yoksa? Vallahi 20 bin olabilir ha. 20 binse var ya. Kral. Her abi. Arazinin kenarına bundan bir tane koy benzinlik olarak kullan. 2000. Bence 2000 tabii. Daha 600. Ama bu aletleri bizim öbür arazinin yanında bir tane romak var ya. Bunu bir arazinin yanına park et benzinlik gibi. Bu öbürünü öbür arazinin yanına benzinlik gibi koy. Traktörün yakıtı bitti benzinlik içeceğim diye uğraşma. Çek bunların içine. Ya bunların içindeki biçerler için daha mantıklı abi. Zaten şimdi, onun için yapmışlar bence. Bence traktör için bunun içinde çekmemize hiç gerek yok. Traktörler hızlı zaten. Ya, traktörlerimiz hızlı canım. Evet traktörlerimiz hızlı. Ondan dolayı kafamız rahat. Bizim traktörler hızlı abi. Traktörlerden yana sıkıntı yok. Şimdi traktörlerimiz hızlı şimdi Allah'a var. Traktörlerimiz hızlı olduğu için. Tamam bak 2000 litrelikmiş. 2000 litre, 2000 litre lira. Bak hareket versin abi. Yani bak şöyle diyorum, bir biçer de var, bir biçer de var deposu şey, bizim biçer de var depoları 1000 litre falan. 700-800 falan ya. Yani anladım. Şimdi 3 biçer sokacağım o devasa tarlaya. İlla ki 2 tanesinin deposu bitecek. Bu bizi kurtaracak. Oraya 3 biçer mi sokalım? Yani 2 biçer oradan gidecek, 1 biçer diğerlerine gidecek. Heh, onu diyorum işte. Küçük kafalları oraya sok, büyük olan küçük kafalara gitsin tek başına. En büyüğü buraya, niye ki? En büyüğü buraya sokalım abi.
kolunu buralara koyarsan bıçağı da büyük ya çabuk bitirir. Abi bu büyük, tarafı. Büyük olanı büyük tarlaya vereyim diyor benden. Tamam o da olur sonuçta biçer abi. En azından... Bir şey diyeceğim. Bu makine bizim Jondere'deki bıçaklardan iki tane taşıyormuş. Deneyelim mi? Ulan iki tane taşıyorsan olur mu? Deneyelim abi. İki turda... Şimdi yatırmadan... Eğer o bıçakları yan yana alıyorsa... Şimdi yatırmadan deneyelim. Aa burada yolda bırak işte tam i̇şte dümdüzde. İşte böyle bırakacağım. Çünkü bizim bıçakların ikisi de aynı değil mi? Evet şu bıçakların ikisi aynı. Al modu abi. Ama onda şey var. Aşağı kesicisi var. Birinde aşağı kesicisi var. Sökeriz abi. Var ya bizde bir bıçak daha. Ha. Sökmeye gerek yok. Bunda da taşırız. Ya da ya yok bu... abi. İki tane almaz. Almaz. Tek tek. Tek tek. Anlaşıldı. Her bir taneye bir tane alacağız. Her bıçağa bir tane kasa alacağız. Doğru mu? Evet. Biçmeye gideceğimiz zaman... Ya bu bizim şey için daha mantıklı oldu. Şimdi 20 bak. Tonluk için. Bak alacağımız diğer biçer döveri de not aldık zaten buraya. Onu aldığımız zaman bundan her türlü ihtiyacımız olacak. Açık bir şekilde söyleyeyim o ben sana. Biçer çünkü büyük biçer. Bizim şu litresi anda... Litresi de çok büyük. Şu devasa bıçak var ya koydu. Sarıdaki. Her türlü o bıçaktan almaya ihtiyacımız olacak. Tabii canım. Kanka bir düzen yapalım. Şu pamuk makinesini al bir git. Dur abi. Bunu mu koyacaksın arkaya? Bak şunun bıçağını bir koyalım içine, anladın mı? Modu da şeye çıkartalım. Modu boşa çık. Modu boşa çıksın. Yaklaş. Bırak. Geri çık. Temiz. Traktörün motorunu kapattık mı? Kapalı. Şu biçeri otoparka çekeceğiz. Bu pamuk... Kanka otopark... Ananı satayım. Yap. En yakına git hemen, yakına git. Ama tamir ettir önce. Tamir yok. Arızalı. Bayağı arızalı. Kanka pulluk, çim makineleri, bilmem neler. Orada burada çok aletimiz var, anladın mı? Bir yerlere o otopark... Abi onları para kazandığımız zaman şey yapalım. Hepsini baştan aşağı elden geçirelim, anladın mı? Hayır hayır, tamir için demiyorum. Otoparka düzenleyelim yani. İşte şimdi. Otoparka... Onu satayım. Mecbur yaptıracaksın. Deli gibi pamuk hasadına vuracağız makineyi abi. Yanlış mı söylüyorum? Ha? Aynen öyle. Hayvan gibi hasada vuracaksın abi makineyi, mecbur yaptıracağız. Para kalmadan hasat. Merak etme, pasif elektriğim var. Uyduğu zaman para gelecek. Doğru. Ekinler baş verir vermez gübreye gireceğiz. Evet. Gübre giderken de çimene bir mıncıklar. Çimeni mıncıklayacağım gübre giderken. Şimdi bizim o yakıt istasyonuna kadar zorlamayalım. Burada yakından alalım. İşte daha yakında da var. Ya ondaki kalsın abi. Onu şey yapmaya gerek yok ki. Daha yakında olduğunu ben de biliyorum. Kanka daha yakında da vardı. Çok yakında vardı. Coming soon. Yönetmen çalışıyor hocam. Çalışsın hocam. Sen şimdi burada moderatörsün ya. Ben yönetmenlik yapıyorum. Bu iş bittikten sonra seni montaj yapacağım kanka.
Şu yeni aldığımız arkadaşla diyorum, Vegas'ı bir mıncıklarık. Tabii canım. Kanka ya. Ya 8 GB 256 bin çok güzel bir şeymiş ya. Oğlum renge bak lan, rengi nasıl oldu? Hacı, şimdi bir de aynı kalibrede yönetmen masasına da takınca baksana şu görüntüye bak, kasma yok abi. Abi hiç kasma yok. Seviyoruz bu işi ya. Seviyorsun bu hayatı. Abi günün, yanlış anlama da, günün yorgunluğunu, stresini, bak kırmızı ışık yanıyor. Nerede? Aha burada. Kırmızı ışık yanıyorsa yok değil mi? Aha. Ölüm yarasının içinde kırmızı ışık yanıyor, pamuklar doldu diye, yapaklar doldu diye. Aaa! O demek miymiş ya? Ha. Bak ben onun demek olduğunu bilmiyordum. Bak orada da yanıyor. Önceden yanmıyordu kırmızı ışık. Beklemiyordum ki, çıkmak aramasın. Ha. Yapan anji. Koyun yünü biraz kaşındırıyor ama. Annen ördü ya bana şey, koyun yününden kazak. Yok ama normal yünden ördü. Normal yünden ördü ama kaşındırıyor. Kanka bunu koyacaksın ya. Bunun arkasına bir makinelik yer kalıyor. Bir traktörün arkasına bir malzeme daha takıp getirip koyabiliriz garajımıza. Ya yaparız kaşındırıyor. Ya getir koyalım onu, güzel bir işte ya. Bak. Çiçek çiçek. Çok yanaşma, hızlanma payı bırak. Orada yükselti var. Fark etmez abi. Kanka bizde bir tane daha sarıcı vardı. O nerede o? Onun yeri belli abi. Bırak traktörü. Bu burada kalsın böyle. Kırmızıyı al abi. Onun yerini biliyorum ben ya. Alıp getirelim abi. Gözümüzün önünde dursun lan. Hep sonra arıyoruz neredeydi makine diye. Traktör takılı olmayınca cihazlarda bulamıyoruz yerini. Her makinede bir traktörümüz olacak da zengin olamadık da. Bunu da koyalım abi bence. Arkada yeri de var hazır. Pamuğun arkasında, pamuğun. Zaten gübrede bir tane takılı traktör. Evet. Bir tane o romorkun arkasında takılı, bir de evet, bizim fendt var. Üç traktör açıkta ya kanka. O üç traktör bizim işimizi görecek ama. Garaj var ya, önce böyle yaptık burayı ama düzen konusunda çok işimize yarıyor, farkında mısın? Kala beni işte. Kapat motoru. Bir tane daha araçlık yer var, bak burada. Oraya ne sokacağız? Ne mi sokacağız? Götür bunu mod olarak sonra. Bunu mu sokayım oraya? Şunu sokabilirsin, bir traktörle taşıyıp aleti bırakabilirsin, pulluk. Aleti içeride bırakabilirsin. Onu biz çok kullanmıyoruz ki. İşte dursun garajda diyorum da, burada yer kaplaması. Marketi kullanıyoruz ama. Marketi kullanıyoruz, orası ayrı bir şey. Marketi kullanıyoruz. O zaman şunu alayım. Oraya kafadan gireyim, bunu o şekilde bırakayım. Ha, ucunu kafada bırak. Aşağıda bırak. Alacağımız zaman yanaşır alırız. Da çok fazla lazım olmuyor ki bize. Ya kelepir iş gelirse para kazansın diye aldığımız bir alet. Onun için aldık bizim bunlar. 8-10 binlik iş gelir. Boşta traktörümüz vardır, çalışır para getiririz diye. Ticari amaçlı aldığımız bir alet. Gidersin, gidersin. Hop! Biz yarın zaten. Mouse'la arasın. Böyle bırakma lan, öne doğru çek. Önden yok. Geri geri gidersin. Öne başka bir şey sokacağım. He. Bu zaten çok zor da kullanacağımız bir alet, böyle dursun diyorsun. Evet. Bunu götüreyim, bu orada kalsın. Oraya başka ne koyacağız? Bu kadar alet var mı? Modu getireceğim sokacağım ya. Modu mu? İçeride böyle koyacağım oraya. He, sarıyı. Aha. Sarı çünkü bu tarafta yakın olsun ki. Zaten gidecek. He. Diğerleri burada kalsa da olur. Bir de şöyle bir şey. Yakıt tırı var ya, 500 tonluk tırı var ya. Evet.
Bizim pamuk makinesinin arkasında da bir tır var. Takılı şu an. Evet abi. Biz o morinetteki sarı tırı zaten sonunda getirip buradaki şeye takacağız. Modları taşımak için kullanacağımız tıra. Evet. Remolka. Ve ona modsuz olarak iki tane biçer sokarız biz. Ya o şeyleri iki biçeri sokarız. O sıkıntı değil. İşçiyle göndereceğim abi. 10 numara 5'iniz iş olacak, ben sana söyleyeyim. Ben bunu nereye götürüyorum? Tarlada bırak bari ortada. Ya. Şu şey fabrikaya yakın park. Oraya koymasaydın, oradan tırı çıkartacak çünkü. Çıkartırım tırı, önden çıkartırım. Traktörle kalsın burada, sen modu alacaktın. Modu götüreyim, orada garajda kalsın en azından. Şunu X'de kapatalım. Ne kadar güzel bir şey geldi. Bunda hani araca biniyorsun ya, binme animasyonu yapmışlarsa var ya 2025'te. Sanmıyorum, o kadarını yapmamışlardı. Fonksiyon ekliyorlar ama. Abi yapmış olsa var ya, o kadar lezzetli, o kadar keyifli olur ki. Düşünsene öyle bir animasyon yaptıklarını. Olabilir. Bak şuradaki makinelerin böyle bak düzenlediğini koydum, ne kadar güzel görünüyor şu an. Zenginliğini görüyorsun şu an. Değil mi? Şimdi o romork var ya, biçer romork. O romorktan iki tane daha aldığımız zaman biz başka bir yerde bir garaj daha koyup onları bile garajlara sokacağız. Her şeyin yerini bileceğiz abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada öyle bir mod daha sokarmışız lan. Gir geri. Gir geri. Kal. Motoru kapat. Ben sana yapacağın ipliği söyleyeyim. Var mı kredi payı? 22.000 o. Alacağın şey çok pahalı değil. Abi almayalım. Ama pasif geliri bekleyelim lan, uyutacağız zaten şimdi herifi. Bak. Şu an böyle kalsın, bence zıbaralım. Kredi payımıza bir bakalım. Var. Ama tabii almayalım. Çekeceğin 20 bin lan. Almayalım abim. Tamam alma, git uyu. Kumaşlar doluyor. Bunun zaten doluydu. Un doldu zaten. Fırın boşaltmadığı için bekletiyoruz. Biz kıyafetlere ekleme yapmamız lazım. Çapulcuya ekleyeceğiz. Şalvarın durumu ne? İkisine de ekleyeceğiz. İkisine de. Morine'ye al Morine'ye. Birini. Hı. Madem uyuyacağız, kıyafetler çalışsın ya. Oo, Aydın aleykümselam, hoş geldin. Ne yaptın lan? Ben oradan çıkarız diye tahmin ettim de. Şu soldan çık. Karajın yanından çık. Çıkamaz mısın? Çıkarız. Bak. Adam geri çıkarttı yala. Selamımızı verdik ama Aydıncığım. Canın sağ olsun kardeşim, bu yayına geldin işte. Bu yayın çok uzun olacak ama söyleyeyim ha. Yarın sabaha kadar. Sabaha kadar bugün buradayız, sabaha kadar. Tutmayın bizi. Abone abi yandı bırakıver bak. Bunu buraya dehleyelim, bunu çıkartıp hemen öbür fabrikaya. Çok fazla yemek. Dön ilerden, manevra al gel ya. Anam. O ilerden manevra al gelsene, niye kasıyorsun ya? Geç oluyor, oha. Yapacak bir şey yok abicim. Biz kırığız oğlum.
Sen dert etme oğlum. Yayın mevsiminde kalamazsan bile sonradan yüklüyoruz zaten, izlersin ya. Gelmesi lazım. Evet. Aslında gece açmak zorunda kalıyoruz. İkimiz de çalışıyoruz abicim. İşten çıktık geldik yani derken. İkimiz de çalıştığımızdan kaynaklı şey yapamıyoruz ya. Mecbur gece yayınlarında kalıyoruz da gece yayınlarında da o kadar uzun süreli duramıyoruz. Bazen bakı çıkıyor işte kaçıyor ayar. Bir ufak ayar kaçırıyoruz bazen de işte idare ediyoruz. İşte şuradan kapatalım. Malı bıraktık. Hemen öbür yapakları al. Yapağını. Ekmeğini yiyin. Ekmeğini. Onu şimdi alalım oradan. Onu öbür kütlük fabrikasına. Oradan kumaşı alalım. Hemen öbür kıyafet fabrikasına da koyalım. Kıyafetle çalışsın yani hocam. Tamam, kıyafet. 18 bin lira. Burada nasıl bir bak varsa artık şey yapmıyor ya. Kanka oradan rakamı takip etsin. Görseli takip etsin. Bas, rakamı alıyor bak. Ben bastım şimdi R'ye. Tamam, bir daha isteyecek miyiz bak. Elle al, yapacak bir şey yok. Baksana, alıyor sonuçta abi. Alıyor mu? Alma mı? Bunları oraya bıraktıktan sonra ekmek zaten üretiyor. Ekmek fabrikasında 30 tonluk boşlukta bu. Yok abi. Ben biz bunu tek fabrikaya, tek ekmek fabrikasına düşürmekle çok iyi hareket ettik. Fırına vereceğim. Koyun yüzlü ekmek üreteceğim. Köpek yapacak. Köpek ekmeği yapacağım. Ama bizimki biraz boğlu. Bak şunun yanından geçerken bak kırmızı yanıklık söndü. Evet hoş geldin kardeş. Selam. Aa yanıyor şu an hala. Bence yemeğe bitti. Yemeğe mi? Bence. Baharız. Hemen yemeğe. Var. Bunu öyle bir anlamadım. Çalıkuşu Vadisi. Oyunun orijinal haritası. Zaten bizim yaptığımız hali değil. Yani bizim yaptığımız hali Çalıkuşu Vadisi değil yani. Ha bak Aydın'ın da kursları varmış. Erken yatırız gerekiyor. Ne olacak tabii tak koçum ya. Zamanında biz de çok öyle kurslara muslara giderdik. Gerçi biz daha çok çıraklık yapıyorduk. Çocukluğum bisiklet tamirhanesinde çırak olarak geçti benim. En sonunda kendi bisikletlerimi yapmaya başlamıştım. Benimki sanayide. Seninki de sanayide. Ben bisiklette başlayıp işi ilerletmeyerek hata yaptım. Motorcu olacağımı öngöremedim. Ben motosikletçi olacağımı öngöreydim. Devam ederdim. Şimdilik. Kumaşı da yükledik. Yükledik güzel. Bu malzeme çalışıyor. Ekmek daha 35 bin alır. Bence yulafı boşaltalım abi oraya. Boşaltalım yulaf çalışmaya başlayalım. Yulafı da çalıştıralım. Sonra bir umuyorum ekimler baş versin. Gübre atalım. Gübre başlayacak çünkü tüm tarlalar gübreye başlayacak. Evet. Gübreler devam ederken de biz çimenle oyalanırız. Çimenle oyalanırız. Abi şey
buradan sınırlarız. Burada sesçi var kardeş. O ne lan? Abi ben temizlik yapacağım. O yüzden 5-10 dakikaya gelirim. Tamam abicim, sıkıntı yok. Tamamdır Aydın. Sen işini hallet gel. Biz buradayız. Sabaha kadar buradayız bugün. İstediğin zaman gel kardeşim benim. Biz buralardayız. Bizim işimiz çok. Ameliyat yapacağız. Bak ne diyoruz? Bugün 2 Ağustos Cuma. Cumartesi günü bırakırız yayını. Cumartesi günü bırakırız yayını. Sabah saat 7-8 gibi. Hayır, o da değil mesele. Uykumuz gelmezse biz... İşin kötü tarafı orada ya abi. Ben 12'de kalktım. Yani ben gece yattım, 7'de kalktım, bir daha yattım sonra. Şimdi bunu da koyduğumda, bu boşaltırken şey, ufak bir kısım nereye atırsın? Çalış çocuğum. Yani işin garip tarafı o. Millet gitsin, eğlensin, gitsin. Bizim işimiz var, gücümüz var. Tarlalar bize bakıyor, biz tarlalara bakıyor. Oğlum bu iş var ya, yani şöyle bir kapatma tutalım. Arada lazım biliyorsun. Var. Geçen buradan bir izleyicimiz beni Instagram'dan bulmuş, yazıyor. Ne güzel. Ya biz dostlarla birlikteyiz, sadece biz multiye girmiyoruz. Çünkü bizim... Yani öyle bir vaktimiz yok, bir de mod anlamında da dengeleyemezsek multiyle sıkıntı yaşatır. Bak. Hepsini almadım. İki gün uyuttur alacak onu. Geri ne gereği? Şu an yapacak bir şey yok, hızı var ama. Yanmur durumumuzda bir sıkıntı yok. Yok yok. Ben unuttum onu çünkü, bakmamıştım. Kahvaltı yapar, yayını kapatırsanız bay bay. Yayını kapatmadan kahvaltı yaparız gibi geliyor bana. Yani yemeği bile burada yemeyi düşünüyoruz açıkçası, hiç kaldırmadan. Neticemizi. Netice lalesi olduk artık ya. Hop. Şimdi... Hala ekinler baş vermemiş. Zaten hepsi aynı anda verecektir. Biz gidelim uyku yerine de bir alanlara bakalım hocam. Biz hayvanları bir kontrol edelim. Tavuğum baş. Var. Bunların da var. Tamam. Bunların da var. Zaten bunlar eşit gidiyor. Tavuklar da eşit. Fabrikaları gidiyor. Bir görelim. Fabrikaları görelim. Bunlar çalışıyor. Bir sorun görünmüyor. Yağlardaki durum nedir? Ayçiçeği dolacak. Gidiyor bu daha sonra. Oha. Çok hızlı üretiyor değil mi? Çok hızlı üretiyor. Ooo, sezonu bitirmeden marul çekeriz biz. Sezonu bitirmeden marul çekeriz de. Marul para eder. Hele bir de kışa gelirse ne para eder. Su eklememiz lazım. Suları bitmiş. Hepsinin değil mi? Evet. Gel oğlum. Ayrıldıydım zaten. Bu ayrı. Bunun manevrası iyi diye aldım ben de. Evet, bu tür güzel ya. Bundan bir tane daha bulup almamız lazım. Ya kanka, biz ikinci elden denk geliyor. Paramıza geliyor diye. Gir bak ikinci elde ne var diye. Paramız 18 daha. Evet. Şey diyorum. İstersen ikinci elde işimize yarayacak bir şey var mı diye bak. İkinci elde işimize yarayacak bir şey var mı? O ha. Ney lan? Sarıcı. Hayır, pulluk. Pulluk. Bu hem pulluk hem sarıcı. Bu balya makinesi. Bu? Ekici. Bu ne? Küçük. Kompresör. Hortumları bilmem ne. Şu an bizim işimize yarayan bir şey değil. Şu an bize yaramıyor. Biz bir su takviyesi yapalım. Mekanların suyu bitmiş. Mekanları suyu bitmiş. Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz oraya o büyük rüzgar gününden koyarsak var ya. Ya o zamana çok var. Şu an bizim borcumuz 2 milyonun altına indi mi zaten şu elimizdekiler para kazandırmaya başladı bir daha. Yani öyle düşün. Ama rüzgar gününü koyduğumuz zaman var ya abi. Üf. Bak ben, bak abi gel beni dinle. O büyük rüzgar gününün parası çıktığı zaman alalım. Ya, üretim hakkını... Bir şeye çevirmeye çalışıyorum ya ben, o yüzden. İşte üretim hattından biz rüzgar gününü koyduğumuz zaman paramız yükselecek. Aynı zamanda bu sefer full kâra geçeceğiz. Yani almak istediklerimiz her şeyi borçsuz alacağız. Elektrik için nakit paraya ihtiyacımız var. Beklemek istemiyoruz. Çekeceğiz 3 milyonu ama kredi borcu bizden eksi para çekmeyecek. Elektrik hepsini ödeyecek. 3-4 milyonu faizini.
Bakalım. Pekman hangi? Hele bir soyayı bir verek bakalım ne olacak. Yürsün. Hele le 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 le. Ah hey 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 hey. Ya bu tırdan bir tane daha almamız lazım abi. Biz tırların hepsini bundan almamız lazım. Güçlü değil bu o kadar ama. Bizim o beyaz tır gibi bir bize o beyaz tırın ağırlığı yüksek, devasa kafa olanı lazım. Ve o beyaz tır bizim çok işimize yarar, onu satmayız. Onu satmam. Satarsam bunu satarım. Bunu da satmam ben. Bunu değil. Turuncuyu satarım. Turuncuyu satarım. Bundan var mı başka bir tane? Yok. Bir bu var. Bu işimizi görüyor. Beyaz tır da turuncunun yerine koyduğunda çok işini görecek. Tabii. Hızlı çünkü. Motor da güçlü. Bizim belki 500 tonluk romorku çektim diye böyle dev bir kafa alabiliriz. Kafa büyük. Tabii. O mümkün. Amerikan tır bulabiliriz. Var. Yok Amerikan tır alabiliriz. Kocaman Amerikan tırları var hayvan gibi. Manevrası biraz fakirdir ama alet büyük. Abi bu Amerikan tırları yük taşımak için çünkü. Çok dev yükleri taşıyor ya. Tabii canım. Mesela ben şimdi uzun yayına girmenin güzel tarafına gidiyor musun? Ne abi? Bak şimdi ben neler yapacağım. Bak şimdi ben neler yapacağım. Bak 32 tonluk su tankerini çekerken zorlanıyoruz. Yani o kadar güçlü bir tır değil ama dönüşlerde rahat. Dönüşleri çok rahat. Bunun motoru güçlendirebiliyorsun ki. Evet. Paramız yok diye yapmadık. Motoru tamirhaneye yüksek motor. Yok paramız olduğu zaman diye yaptım. Öyle mi? Paramız olduğu zaman neler yaparız neler. Şimdi ben şimdi bir şeyler arıyorum ya buradan reis. Evet abi. Bu aradıklarımın niye aradığımı anlayacaksın birazdan. Ya yok artık ya falan diyeceksin. Evet. Bu tırın geri gelirken dörtlüleri yakıp söndürüyor ya o çok hoşuma gidiyor. Görselini çok güzel yapmışlar bunu. O gerçekten çok hoşuma gidiyor. Orijinal şeyini almışlar ya patentini. Ya patent değil de telif parası vermişlerdir. Ya patent işte onu diyorum. Kullanım hakkı almışlardır. Bak şimdi kral ne yapıyorum. Boş geçmiş. Şunu alalım. Allah muradını versin abla. Allah tuttuğunu altın etsin. Bak şimdi. Nasıl? Ha güzel. Bu bir tanesi kanka. Bu tek başına bana yeter biliyorsun. Ver bakayım. Sen şimdi de duruyorsun ya bak. Hop. Hangi ara gittin geldin? Hangi ara gittin? Hangi ara geldin be oğlum? Çok hızlı adam ya. Temizlik sen ne yaptın? Ben onu merak ediyorum. İşte hava ne verdiyse yaptı. Yani masanın üstünü mü bir sildin? Ne yaptın? Veya odanı 2 dakika elektrikli süpürge mi tuttun? Paspas mop mu attın yerlere? Ne yaptın? Paspas mı attın? Hızlı çocuk canım. Abi. Abi. Ayıp oluyor ama falan. Şimdi bunu koyduk.
ben kırmızı sürüyorum. Yok olacak mı? Olmuyor, boşuna uğraşıyorsun. Niye bıraktın? Olmuyor, hiç öyle şey yapmayacaksın. Bir şekilde bir yerlere sıkıştıracaksın işte. Evet, sevgili arkadaşlar, sevgili Kik, sevgili Youtube, sevgili TikTok. Az çok demiyoruz arkadaşlar. Lütfen takip ediyoruz, abone oluyoruz. Yani. Butonlara basalım lütfen. Ama kaldırdım. Yanlış yazmışım. Artık doğru yazdım. Köprü altına. Kaldırabilecek mi lan bunu? Aha kaldırdı. Ağır gelecek mi gelmeyecek mi? Oğlum 141 kilo. Bayağı da ağırmış ha. Kütle 141 kilo diyor. Ya benim sırt, benim çalıştım sırttan. Adama da sırt çalıştım. Suyu bitmemiş ama galiba burası da oldu. Hepsi doldu. Güzel. Epici dolu. Güzel. Dolduysa ne kadar güzel. Bir tekrar şöyle yerine koyalım. Doldurabilirsin bunu. Ondan sonra romoktan ayıralım. Onları götürelim bizim davukların yanına koyalım kafayı. Şimdi bal bulduğu zaman balı satacağız. Tekrar. Yürüyorum abi. Yok yok. Ödü söz ürettim kanka. Abi onlar da onların bileceği bir şey yani. Kimseden zorla bir şeyi istemiyoruz. Biz sadece burada bir emek veriyoruz. Ama cümleye gel, cümleye. Tamam. Cümleye gel. Biliyorum biliyorum. Biz burada bir emek veriyoruz. Ya abone olsunlar abi, biz bir şey istemiyoruz ki. Abone olsunlar, beğeni atsınlar. Yayın hoşlarına gidiyorlarsa beğensinler. Yani değil mi Aydıncığım? Şimdi bak buraya da kanka öyle yapmayacağım da beğeniler önemli biliyorsun. Paraya bak. Ne haber artıyor. Ay çok sevdim. Aa çiçekler baş, ekinler baş vermedi. Gör buzağı adam. Şimdi bakalım. Hoppa. %100. Sen boştaki traktörlerden birini hemen şey al bizim. Fenti. Fent nerede? Bir dakika. Orada durduğun yerde işte. Nerede durdum yerde? Kıyafet fabrikasında dolu. Tamam işte haritadan gideceğim abi ben. Nerede kıyafet? Burada. Hop atladım. Çöz. Böyle şey. Bunu götür. Şey, çimşir makinesi de burada şurada köşe solda. Ben çok acayip şeyler yapıyorum Serkan şu an. Tabii ki bunlara sırf komiklik olsun diye yaptığım şeyler. Kanka onun kıçı...
çarpıyorsun canım. Oğlum. Sinyallerde bir acayip var. Alabiliyor yani burada. Bunu şimdi dönüşüm de bırakabiliriz. Nereden söyleyeyim? Karşı. Biri bu. Hocam. Tamam. Ne şu? Şimdi sen şimdi onu oraya koy. Ben şimdi sana bir yerini göstereceğim. Ya yapmayacağız yani bunları koyunlar gidecek. Topluyor. Böyle gitsin. Gübre ne yapıyor? Gübreyi kontrol edelim. Gübre bitirdi neredeyse. Sadece bir alt tarafta bırakmıştır. O da sıkıntı olmaz zaten. Onu bir getir dedim. İlk tarlanın gübresi gidiyor. Allah'tan gübrenin ağzı geniş, uzun atıyor. Lan yine. Uçlarda da tahmin etmiyor. Bırak uçları. Bırak. Şimdi. Dönelim. Uçları biz bir elle çalıştırak. Oyunun ilk başlarında biz buraları genişlettik. Tarlaları genişlettiğimiz için bu kısmı her zaman bütün makinalarda boşluk bırakıyor. Yani gübre atmıyor bak buraya atmış. Çünkü bayağı bir abarttık biz ya. Harita orijinal harita ama tarlalar orijinal değil. Tarlaların hiçbiri orijinal değil. Evet. Şimdi bu tarla tamam. Hızlıca hemen bu tarlanın gübresi de atılsın.
Aa, devam et çocuk. Devam ediyor. Vay kardeşim benim, hem telefon hem PC'den izliyorsun da. Sonuçta isim aynı isim olduğu için bir şey fark etmiyor be. Bilgisayarda izlemen daha mantıklı olmaz mı? Geniş ekran, büyük ekran daha hoş olmaz mı bence? Ya telefondan tamam, telefondan beyin atabilirsin. Diğer tarafa geçelim. İçmeye devam ediyorum. Acaba kalın mı? Kalın mı? Kalın mı? Bir şey yapalım. Şey ben. Kalın mı? Kenarları da alalım. Bir şey yapalım. Değil mi? Böyle tarlanın kenarlarını koklayalım. Bir şey. Zaten koklayıcı var. Koklayıcı. Koklayıcı. Bir şey dökelim. Darmadan yapa yapa gidiyor. Tüm tarlalar güzel. Yani sonuç itibariyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tarladan bir harita yaptık. 3 tarladan bir tarla yaptık. Yani 8 haritadan. 8 tarladan bir tarla, 3 tarladan bir tarla, 2 tarladan bir tarla. Bunlar zaten en büyükleriydi. Şimdi bizim en çok işimize yarayacak buradaki görevlerden 31, 32 ve 70'in görevlerini alabilmemiz önemli. Biz bu tarlaların görevini alırsak güzel para kazanacağız. Para kazanmaya da geçtim. Bize mal bırakacak. Görevlerde neler varmış? Toprağı işleme mi? 31 numara nerede gittik ki o tarla? 31 toprağı işleme verdi. Allah Allah. Toprağı niye işleme verdi ki bu? Pamuk gözüküyor. Yetmiş iki toprağı işleme. Yok hacı ya. Niye 31'de toprağı işleme verdi ki? 31'de pamuk var. Almayacağım ya. Almayalım pamuk. Sesimiz araç sesinden dolayı zor duyuluyor. Abicim o şeyden kaynaklı ya. Traktörü şeyden dolayı biraz daha verdim. Nasıl? İyi mi bizim sesimiz şu anda? Abicim oyunu çökertiyor TL modu ya. Bazı modlar var. İşimize yarayacak çok güzel modlar var da oyunu çökertiyor. O yönde sıkıntı yaşıyoruz. Yani ilk şeyde biz bunun ilk başladığımızda çok güzel modlarımız vardı. Oyunu çökertti. Biraz daha. Şimdi nasıl abicim? Biraz daha iyi oldu mu şimdi? Olmadı şey yaparız ya. Furkan abim bir yere kadar gitti. Furkan abin gelsin. Oyunun sesini bir tık yayından düşürebiliriz. Sıkıntı yok o konuda. Öyle yaparız. İyi mi? Tamamdır abi. Şimdi bizim tarlada soya fasulyesi ekildi. Bütün tarlalara soya fasulyesi ektik.
Soya fasulyesini Ekim'de toplayacağız. Pamuğu da Ekim'de toplayacağız. Soya fasulyesi bizim borcumuzu bayağı bir aşağı indirecek. Abicim hangimizin ismi Furkan? Benim adım Serkan. Furkan abim biraz daha tiz konuşuyor. Şarkı söylediğinden dolayı. Şu an bekledi olan, bekledi. 2 dakika bakkala gitti. Ben de geliyorum şimdi. Kahve aldığımda geldim. Ya yayınlarda soğuk kahve bazen güzel oluyor. Soğuk içecek tatlılar, tatlı içmiyoruz. Soğuk içecek içiyoruz. Soğuk kahve. Soğuk kahve candır. Bir de ice tea candır da ice tea biraz şekerli. Bu soğuk kahvelerin şeyini bulamıyoruz ya. Şekersiz olanları var. Onları üretmiyorlar hatta. Bunlar da şekersiz de. O kadar çok fazla şeker yok içinde. Az şekerli. Abiciğim yazın, aynen doğru söylüyorsun. Soğuk kahve yazın güzel oluyor. Ama normal kahvede yani sıcak kahvede de en çok şey benim hoşuma gidiyor. Spora gittiğim zaman bir bardak filtre kahve içiyorum. Biraz daha dayanıklılık katması için vücuda. O da güzel oluyor. Spordayken filtre kahve. Sütsüz. Şekersiz. 10 numara 5 yıldız oluyor. Hele de Türk kahvesi. Ya evde de yaparsın da ne bileyim 10 kahveyi yapacaksın. Gerçi benim şu an evde şey de var. Filtre kahve makinesi de var. Onu güzelce de bir temizleyip şey yapmam lazım. Tekrardan filtre kahve üretimine başlamam lazım. Filtre kahveyi koyacağım içine. Şu traktörün, şu ufak traktör çok bağırıyor ya. Yoksa bundan fazla ses çıkmıyor da ufak traktör çok zorlanıyormuş. Ha tamam %100. Çatalın etrafını da yıkayacağım. İçim içimleri ortaya atacağım. Toplayacağım ortaya atacağım. Baksana bu çok bağırıyor ya. Ufak traktörün ama. Güzel işte oğlum. Keşke sizi de ablam bulsaydı. Evin en büyüğü benim. Ve buradan da evin tek çocuğum. Buradan artık ailesini kendisi yapmaya başladı. Açlığı kendi yapıyor, şimdi onun açlığı yapıyor kendisi. Güzel oluyor, geçen yapmıştım işte, güzeldi yani.
çekersin. Furkan abim de geldi şimdi. Furkan abim ice cream nasıl yapıyorsa. Bak ben yanlış biliyorum. Çok basit yani. Normal bir soğuk çayı soğuk içiyorum. Sıcak çayı soğutuyorum yani. Kanka biliyorsun ben çok iyi soğuk su yakımı yaparım. Ama kimse yaparım acına. Bende var. Ben bıraktığım iş yerinde almıştık ya bir spora gidiyorum diye. Oradan gidiyorum. Filtre kahveyi demleyip makinede normal sütle dilini süt, soğuk. Karıştırıyorsun, boz atıyorsun, al sana buzlu filtre kahve. Yok, ben iş yerindeki filtre kahve makinesini aldım ya. Getirdim mi sen? Tabii canım, getirdim lan. Oraya mı bırakacağım? Para vermişim anasını satayım ben ona. Kendi cebimden almışım. Ya ne oldu? Ben kendi cebimden aldım filtre kahve makinesini. Kahveyi de iş yerindekilere gidiyorum. İşe içmekmiş diyorum kardeşim. Al kahvesini iç. Hep beraber içelim, al kahvesini. Şey gerek yok. Makine de bizim, kahve de bizim olacak. Aynen öyle. Evet. Kahve makinesi çok basit bir makine. Yani çok güzel. Abi ne yaptın biliyor musun? Talan etrafındaki işini dinlemiştim. Yaş olarak, yaş olarak topluyorsun. Yaş olarak topluyorsun, ortaya serp ediyorsun. Bizde ne alaka var? Şimdi bu tarlaları görüyorum. Bitirdi herhalde bu tarlaları. Bakalım. Ya ben de şey yaptım işte, ekmek kalktı, fırına gittik. Bak, ben hepsini bitirmiştim. Hepsini bitirmedi, her zaman gitti. Nereye atmadığını göremiyorum işte. Fark ediniz abi, bizim döneceğimiz yerler belli. Her zaman gitti.
Şimdi öncemiz yerler belli. Koyu rengi boyamıyor çünkü. Boyuyordu. Atmadığı yerleri biliyoruz zaten abi. Burada biliyoruz ama yeni büyük tarlada kaçırabiliriz. Yeni büyük tarlada da kaçırmayız. Orada bariz belli, kabak çiçeği gibi belli olacak orada. Bir kere tüm köşelere dönecek. Heh. Dört köşeyi de dönecek. Bir de o su kuyusunun olduğu hizadan dümdüz bir tur gideceğim. Yukarıdan aşağı. Zaten yeni çatı. Ya zaten oraları belli eder abi. İlla ki belli edecek ya. Hem işçi de yakalıyor. Sorun olacağını sanmam yani. Pamukları da atacağız şimdi. Aa, pamukların olduğu tarafa geçiyorsun değil mi? Bizim üstteki iki arazi bitti öbür tarafa. Tabii, onlar bitti. Bunlar falan hep soya değil mi? Bunlar hep soya abi. Abi şeye baktım. Kontratlara baktım. Hiçbir şey yok. Kontratlarda 31'e toprağa işleme vermiş. Fiyatı iyi mi? Ya 6000 küsür de. Ver bizim pulluğu çalışsın. 31'de pamuk ekili ya. İyi de toprağa işleme vermiş ama. Yani pamuk toplanmış, toprak işlenmemiş. İşte ben de ondan korkuyorum. Pamuğu yok eder mi ki acaba orada? Kanka toprak işleme yani aslında pamuk yok o arazide. Gidince arazinin üstüne bak. Ben de almadım, yalan yok yani. En son pamuk vardı orada. Pamuk yok orada. Pamuğu çektik ya biz oradan. Ben de almadım işte, onu diyorum. Görevi almadım. Kaçtı mı? Kaçmadı, duruyor hala. Daha yeni bakmıştım ya. Ya kanka alır veririz ya. Niye dedim biliyor musun? 6000 dedi. Allah bereket versin abi. İşçi parasını çıksa. Ya. Ya gerek yok abi ya. Boşu boşuna yakıt yakacak. Ama ben 6000'lik işlere değil de artık öyle 7000'den aşağı işe girmek istemiyorum. Ben yani. 10.000'den aşağı işe girmek istemiyorum şu anda. Yani eğer iş alacaksak büyük araziden alalım yani. Evet. Yani 31 tamam çok büyük bir arazi değil. Ama işte pamuk gibi ya da arpa gibi bir şey verdiğinde bir alıyoruz. Şeye bakacağım. Kireç. Onun üstüne kireç atsak ne olur? Sıkıntı olur mu? Atma. Çıktığı kadar atacağız. Yok, ürüne zarar verir. Bozar mı kireç? Bilmiyoruz. Ekili şimdi çok masrafa gireriz. Risk almak mantıklı değil. Aynen, mantıklı değil şu anda. Şu an sen gübre attığın yerlerin gübresini alıyor mu bu? Alıyor. Ona baktım ben. Olmuş peki. Yani şöyle de bir şey var. Ya ben kendi açımda tabii değerlendiriyorum biraz ama. Bir yandan da şöyle görmek lazım kral. Ver buradan gitsin şimdi kendi kendine. Zaten bunu da bırakacağı yerleri biliyoruz. Evet. Çimen işine devam edebiliriz. Diyorsun ki koyunlar zaten hayvanlar yiyor. Bunu mu yaldın oğlum? Yanlış yere tıkladım. Şu değil miydi? Ya şimdi kenardaki okları topladığım zaman daha fazla mantıklı oluyor abi. Ben fazla girmedim. Tarlanın bir etrafına girdim. Şurada girdim, o kadar yani. Başka bir şeye girmedim yani. Problem değil. Şimdi mahsulü vermesi de senin için hayvanları besliyorsun. Biz şimdi maşın içinde mi deniz düşüyoruz? Patlara. Yapacağımız şey ne? Biraz beleş oluyor yani. Fazladan ok. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani bizi uğraşmak istesek bizim arazine takın tüm oklara dalarız o makineyle de. Yaptım ya bir kere işte. Baga giriyor, maga giriyor, uğraştırıyor bizi. Yaptım ya bir kere abi işte. Bu yukarıda hala ok çim oklar kaldı. İşte almıyor da bak yapıyor bak. Ya bak oğlum sadece alır ki. Tarafından çıkana bak. Bir daha tarlanın içine girmedim bunlar. Sadece etrafından çıkana baksana olur. Yarım kapı çıkacak neredeyse ha. Yarım kapı da fazla çıkacak. Şurayı şu yaparmış. İleri. Gel geri.
bayağı azaldınız da. Gene de biz çumalım fazla tutalım, anladın mı? Zaten ben çok bir üretim yapıp pamuk üretimine yok. Bir şey yaparsan yetecek bence. Üçüncü merayı koymak zorunda kalabiliriz. İki fabrikayı koymak için. Değil mi? Dağıtıyor ya, biraz iç kısma girmem lazım. Ot kurutup dağıtıyor ya. Yeni telefon yok da falan da güzel misin? Vallahi kardeşim, YouTube'dan da izlesen sorun yok. Senin kalbinden gönlünden nasıl geçiyorsa. Sen nereden izlemişsin? Ama bu yayın noktasında benim sana söyleyeceğim. YouTube'dan daha stabil çalışanı daha bulamadım. Yani YouTube daha stabil çalışıyor. Burayı bitirdi mi diyor? O ağaçtan oraya bırakmıştı bırakmasa. Bir de şu direkten al. Buradan düz gideceğiz zaten belli. Yani. İstersen boydan al. Geri gel biraz. Çalıştır buradan al. Buraya bir boydan gideceğiz. Bir de o ağaçların altını almamış sanmamıştır. Sonra bu alttaki pamuk tarlasına girecek. Doğru muyuz? Evet, ondan sonra büyük arazi. Asıl işkence orada başlıyor zaten. Öyle işkence değil zaten. Biz bunu yine, verdiğimiz zaman... Yine enlemesine mi vereceksin? Boylamasına vereceğim abi. Böyle dikey. He. Boylamasına verdiğim zaman daha iyi olacak. Ama var ya... Biz ne soya toplayacağız oradan biliyor musun? Bu arazilerden de soya toplayacağız asıl biz. Ve o soyayı biz muhafaza etmeyi başarabilirsek ki pasiflerden geçinebiliyoruz. Pasifler ne? Şu an her türlü geçiyoruz abi. Bir de bizde 30 tonluk bir kamyon var ya. Çok beslediğimiz. Evet. Kamyon içinde arpa kaldı. Siloya boşaltıp hiç 500 tonluk kasayı boşaltacağız diye uğraşmadan siloya kamyonla bile biz şeyi satabiliriz. Anladım. Ya ama şey, kanola falan ekleyebiliriz fabrikalara. Ya zaten o kamyon o işlere yarayacak abi, baksana gübrelendi diyor. Tertemiz abi, ver aşağıdakine. Ver aşağıdakine. %100. Allah ne verdiyse diyoruz, doğru mu? Tabii canım. Ya biz bunu %100'de tuttuğumuz zaman abi çok güzel mahsul alıyoruz ya. Yoruyor bizi de işte. Hayvan gibi mal veriyor ama. Abi bir şey söyleyeceğim. Soya fasulyesinin ne fabrikası var? Soya fasulyesinin fabrikası yok diye biliyorum ya. Ama belki biz adamı söylemişim. Soya fasulyesi. Gevrek. Yok abi. Şimdi gevreğe mevreğe. Şimdi değil. Bunu ne zaman gireceğimi ben biliyorum. O borç bitsin mi? O borç bitsin ya. Tek seferde 2,5 milyon çekilecek hale bir gerelim biz. Doğru mu? Tabii. Ve sürekli hafiften kar yapmamız lazım. Elektrik gibi mesela şu anda yaptık. 2,5 milyonu tek turda çektiğimizde 750'ye senin elektrik direğini çakarız oraya. Ben 750'yi gördüğüm gibi çakacağım zaten abi sandım. Mantığını biliyor musun bence? Kafamda bir şey yok.
borcu bitirirse o 2,5'tan kalan parayla da arazi, makine, anladın dediğimi sen. Mısır yeri fabrikası bunun için araziye ihtiyacımız var abi. Abi bak açık net bir şey söyleyeyim. Ben aslında Mısır gibi bir fabrikası girmeyi hiç istemiyorum. Abi bak oynatır fonksiyonları oynamadan oyun oynatır. İşte fonksiyonunu yapma. O zaman biz tarla ekmiş niye fabrika kurduk? Eksat eksat yapsaydın boyunları da oynuyorsun. Çünkü abi yetişemiyoruz yeri geldiği zaman. Abi yetişebilmek için işimiz yapacağız. Yani başka bir işimizi bitireceğiz. Biz hep aynı şeyi yapacaksınız. Hep aynı yapacaksınız. Hiç büyümeyeceksin ki. Affedersin, şimdi bir de boyun için kalktın. Hiç büyümedikten sonra ne anladın oğlum? Niye anıyorsun oğlum? Yanan zor soruyorsun da. Ama ben mısır kebeğinde önce şekere gireceğim. Ne o? Şeker kamışı. Pancar değil. Şeker kamışını ekle, bir süre bir içerini alacağım. Traktörünü soralım mı? Masalı kırla kıyamet traktörünü. Anladın ne dedi sen şimdi? Bir tane tarlamız ona ayıracağız. O fabrikayı besleyecek bu kadar. Şekerden para mı kazanıyoruz? Ya mesela para kazanmak değil ki, üretmek onu. Ürünün rekortesini bilmeden işin içini davranıyoruz abi. Kamış bize ne verecek? Pancar bize ilk ne verecek? Bilmiyoruz ki. Doğru söylüyor. Rekorteyi görüp çağır biçmemiz lazım. Ulan belki de nasıl kıç kadar araziden örnek veriyorum ya. Kıç kadar bir araziye pancar ekeceksin. 50 ton alacaksın. Nereden biliyor? Bu çok önemli bir şey aslında, biliyor musun? Ben 50 ton araziden, yani böyle 4 ton araziden 50 ton pancar çıkartıyorsan o zaman çıkartıyorsan. Oğlum biz Ayçiçeği ya zaten yapıyoruz, sen yayınlarını nerenle izliyorsun lan? Aydın. Ayçiçeğinin içinden geçti bu yanındaki benim var ya. Biz kanolada Ayçiçeği ya zaten üretiyoruz. O yağlar zaten üretiliyor abi. Zeytine bulaşmıyorum çünkü her şeyi manuel. Yapay zeka yapmıyor. Komple manuel abi. Belki işte. Yapay zeka yapmıyor. O kadar çok şey var. Yaptıra da bilin, anladın mı? Yazada bilirler yani. Şeker fabrikası konu. Şeker üretebiliriz ya. Buna göre abi. Biraz bak bilgisi. Cücük kadar şeker pancarı tarlasına şimdi bizi biçer mi abi diyor. Şeker pancarının traktör modülleri var abi. Öne bir çizici, arkaya bu çelik takmış traktörü. Traktörü mü izliyor? Pardon, bir şey traktörü ben düştüm. Biraz fazla düştüm yani. Ben. Kasadaki mala bak deyince niye benim kıça baktın? Sana baktım direkt. Öyle bir baktın yani. Kasadaki mala bak deyince bir dönüp bakayım dedi. Şerefsiz. Şerefsiz Toto. Mala bak deyince. Yavşak. Mala bak deyince. Bana bakıyor ya. İstemsiz oldu kanka. İstemsiz oldu. Tamam minnoşum.
bana mı daha mı olacak kardeşim? Kurtardı mı? Kurtarmıştır ben. Bakacağız. Ondan sonra tak arkaya koyduk. Bir yıldan gitsin ay yapaydık. Haa. No. Yani abicim şöyle bir durum var. Biz Furkan'la aşağı yukarı 10 yıldan fazla bir arkadaşlığımız var. Bir şeyler yaparken hep birbirimize danışırız, sorarız. Yani... Aha. Al işte. Bunu hep yapıyorum. Aha. Tekrar edelim. Tekrar edelim. Hiçbir şey tekrar edilmedi. Çok kafayı yedi ya. Burada şimdi bırak normal gidersen sorun olmaz. Herkes. Uyar attım sağ olsun. Yardım. Kafayı bırakalım. Bağlayalım. Bu bizim geçti. He. Kenarları almamışsın ya. Oraları almamışsın ya. Yok canım, alaydın. Bir Sinan yağını iyi hızlı kal sen, ben biliyorum seni. Abi zaten şöyle bir durum var. 24 tona yakın dışarıdan verdi. Zaten içinden veriyor. 53. 70 ton zaten içinden veriyor sadece. Kenara sıkıra sen de. Hadi. Hadi. Hangi saadet hocam? Güneyi kapatsın hocam. Gerçekten. Pamuk tarlası küçük ya, bitirmiştir orayı büyük ihtimalle. Bak kalmış yarıda gerizekalı. Hallederik. Bazı yerleri de yapmamış bak. Hallederik abi, hallederik. Oraya bir git, gidip baksana, orayı niye yapmamış o? Şimdi bir kontrol et. Baga gir. Baga gir mesela. Renk bug o. O zaman sen sadece şuradan aşağı doğru bir tur geleceksin. Doğru muyum? Dur bakalım, dur anlarız şimdi. Evet, renk bug'ına girmiş. Başka bir şey yok. O kadar da normal yani. Bak burada bir. Renkten bak yapıyor arada ama bak atıyor şu. Komple bütün araziye mi renkten bak yapıyor? Bence belli yerlere yapmıştır ya. Arkada da mesela ilk başa yapmadı ya. Burayı boyamadı. Bak şimdi burayı geçti. Bak boyamıyor. Buralar 60 bu. Boyamamış sadece. Ya, şey, renk geçtirmiş. Aa bak gübreden de verim olsun %100 ya bak. Bak renk, renk bug'ı var sadece şu anda. Makineyi büyük araziye verelim gitsin o zaman kaptan. Kaptan kusura götürelim aynen. Oranın işi uzun sürer. Bu kasayı bitirir zaten. Acaba alsak mı şu an? Şu bizim remote'dan doldur istersen. Onu düşündüm işte ben de. Oradan doldurmazsa bu nasıl yani? Allah'ım o remote'a zarar etmek istemiyorum ya. Adamı niye eziyorsun lan? Ezmiyor ki. Kapı açıldı. Kanka tam hizalaman lazım, ona göre ayarlayalım. Niye yapmıyor abi? Şeyi mi takacağım? Traktör ona mı takacağım? Belki çalıştırmak gerekir. Haa, hidrolik enerji lazım diyorsun. Bence lazım. Normal olabilir. Bak. Traktörü takınca boşalttı. Evet. Bence bizim makineye de bundan istiyor. Bunun o zaman bunun kafasına dandik bir traktör takacağız sadece pompayı çalıştırsın diye. Kelepir. Hangi makineye? Ekim makinesi için yapamadıydık hatırla. Aa doğru. Bir ara deneriz. Aynen. Bana şu an şey geldi yani mevzu. Sadece güç istemiyoruz. Ondan makine bağlıyorsun başına mecburen. Ama doğru tahmin. Gönderdim kaptan Kusto. Gidiyor mu?
Bitmez mi? O zaman ne diyoruz biliyor musun hocam? Az çok demeyelim, takip edelim, abone olalım hocam. Aynen öyle. Lütfen. Hatta... İnşallah abicim ya. Boş geçmiyoruz arkadaşlar. Bir de like atarsak çok çok daha güzel olur. Abim yulafın bitmesine daha çok var. Bu yulaf yani, bitmez bizim. Bak şöyle fabrikayı göstereyim ben sana. Gel abi şeye. Bunun fabrikasına. Yulafa baksana. 200 ton var lan. 200 ton var. Yulafla ne işim var benim? Biz onu bir abandık böyle oldu işte. Bunlar devam ediyor. Burada daha dolmamış. Daha dolmamış. Marıl devam ediyor. Biz çok sağlam satış yapacağız ben sana söyleyeyim. Biz bunların sularını doldurduk ya. Doldurduk. Sadece bir kontrol edelim eksik. Kıyafet kontrolleri devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Ekmek üretiyor. Yani. Bence üretim bandında bir sıkıntı yok. Bu da burayı kendi kendine gidip gelecek zaten. Bizim kumaştan yana biraz sıkıntımız var ya. Biz ne yapıyorduk? Ot kurutuyor bizim makine. Ortası. Gerçekten çok iyi para koyacağız bu sefer. Açık bir şekilde söyleyeyim ben sana. Bizim kupaya ekmeği çok akıllı yok. Sadece borcumuz bayağı bir kısmını bitirdik. Soya kaçtan gidiyor bu arada? Şu an Mayıs'tasın. Mayıs'ta 1900 Cold Crest Vadisi'ne göndermek istersen tabii. Evet. 1700'lerden gidiyor. Demek ki 1500'ün üstünde mantıklı. Yani. Şuraya bak, 70 ton ayçiçeği var. Siloda mı? Siloda, 10 ton şey var, kanola var. Arpayla buğday, daha tavuklar, oho! Bu tavukların yemeğini sıfırlatalım abi. Bak. Birini buğdaya çevirelim. Kuru otu 87 bin varmış. Dediğimi duydun mu? Tavuklar bir sıfırlansın, her şeyi yiyelim. Birini arpa, birini buğdaya çakalım abi. Biz soyayı çektikten sonra tavuklardan birini arpa veya buğdaya çekiyoruz. Şunu yapabiliriz. Borca göre hareket ediyoruz. Çünkü damatlarımız yetmeyecek diyorum. Bak ben ne diyorum? Borca göre hareket ederiz. Bak biz büyük olan arda veya burada ekersek var ya, cüzün üstünde alırız. Dekoratesi yüksek. Bitti. Silöre sığmayacaksın. Doğru. Bu fabrikasına dön. Ya o da olur. Kalan hiç bir şekilde burada o zaman süpürgeye geçeceğiz. Bak küçük bir bırak tabi. Tabi ya. Elle gidelim. Şey, fabrikasını kullanırsak deneyimleri o zaman süpürge darısında mı olur mu? Süpürge darısında iyi olur tabii, değil mi? Niye biliyor musun? Fazla geldi siloya. Artırma fabrika açarsan süpürge darısının da un üretimi fena değil yani. Evet doğru söylüyorsun. Süpürge darısı un üretiminde şeydi. 15-16 fena 15-16. Değil. Bir tık bir kilo dekolte fazla veriyor. Boş versene ben dekolte değil lan rekolte. Rekolte işte. Dekolte başka bir şey. Karıştırma şimdi bak, beni. Bak 30'a 23 arpa veriyor. Bunda beşe, sarfiyat beşe çok. Bunda aynen. Zararı çok. Bunun zararı yok. Bu kadar şey kesse zarar ederiz diye düşünüyorum. Gelsin paralar yazmışlar. Sen şimdi göreceğim paraları. Hayır, ne diyorsun? Paralar bozulmasın aralar. Yanlış. Para bizde, şöhret bizde. Kim çakar sizi? Haydi bize söyle falan. Çarçurt'a bağlamayalım mı? Çarçurt. Diyor ya. Şey. He bir de bu arada abi daha demin Aylin söylemişti.
boynunun sesi bizim sesimizi bastırıyor. Ben biraz mikrofonlara verdim ama avukta açtım ama sen oyun sesini bir tık kısa. Mikrofonun avuklarını açtım. Buradan buradaki avuktan açtım. Sen oyunun sesini bir tık kısa. Yayına gideni bir miktar aldım aşağı şu an. Tamam. Aydın şimdi oyunun sesi nasıl geliyor? Bizim sesimizi bastırıyor mu abi? Şimdi gelsin görüş. Oh oh yazmış. Oyun sesiyle bizim sesimiz nasıl geliyor Aydın? Onu bir söyler misin? Bak buradan geliyor. Şimdi kurtarır sanki. Dur Aydın filtrecek. Oğlum. Benim mikrofon çok zayıf geliyor bana ya. Allah Allah. Sen konuş. Ben konuştuğum zaman görüyorum abi. Biraz daha yeşil, açık yeşili vuruyor istiyorsun parametreleri. Bak iyi diyor Aydın. Ya analyzer'lar biraz sapıtıyor belki de. Olabilir. Mümkün abi. Gidiyor gidiyor. Nereye gidiyorsun oğlum? O yapıyor, onunla ne işin var senin? Kontrol abi. O çalışıyor köpek oğlu. Şincik. Sen bizim otlara bak, otlara. Burada şeyi göremezsin. Gübreyi göstermez. Kanka. Gübrenin olduğu ekranda gübre göstermiyor biliyorsun. Sen dön bizim çimenlere git ya. Oradaki iş devam ediyor. Bakayım bu bitecek. Uzakta kalıyor diye mi yapıyor bunu ya? Sanmıyorum ki arazinin yapısından mı kaynaklı acaba? Işık verdiği yerlere elle girelim de. Oralarda da bırak. Ya onlara girelim de. Onlar yapısını bozmasın. Bazen bozuyor. Bir yaş bir kuru olduğu zaman sayıyı düşürüyor. Geçen onu ben farkına vardım. Onu da geçen gün fark ettim. Ben mi yanlış okuyorum lan orayı? Abi yaş kaç? Abi kaç yaşındasın? Yaşındasın? Aşındasınız. Biraz büyük sayılırız ya. Ya ben 31 yaşındayım. 31'ime gireceğim daha doğrusu 16 Ağustos'ta. Ben 34 yaşındayım. Sen abi 34 yaşındasın. Yani bize bak, biz uzun yıllardan beri dost arkadaş olduğumuz gibi. Ben bazen abi diyorum, bazen furki diyorum. Bu aletin çıktı lan. Nasıl öbürü başlıyor şimdi değil mi? Namlı yapacak. Namlı yapacak da güzel olur. Ben namlı yapacağı kendi kendine yapsın, ne uğraşıyorum. Ne kasıyorsun? Tabi hepsi bildiğim için o zaman daha güzel olur, daha rahat olur. Kendisi yapıyor işte, biz bunu diyorum sana. Yapay zeka bizden daha iyi. Yok, bazı yerleri içe atıyorum ya ben. Uçları mesela içe attığım zaman daha rahat oluyor. Hayır, üst üstte alt üstü. Evet abi. Buraları biraz içe atacağım. Ama bir sıkıntı var. Onu... Bu şekilde yap. Bu öbür yöne gidersen dışa atar. 6 saat gitmen lazım. Biliyorum. Açı var. Allah diyor. Şey olmaz. On bire mi gireceksin?
Sesimiz geç geliyor şöyle yani, aslına bakarsan yayın sana gecikmeli olarak geliyor. O gecikmeyi de bilerek veriyorum. Yoksa bizim bilgisayarlar ateş ediyor. Yani. Yani mecburuz onu yapmaya. İkinci ekranda en ufak drop gördün mü hocam? Yok lan. Ekran kartlarını değiştirdik, çok iyi oldu ya. Biraz para kaçtı. İyice ortaya yürüyor. Nam yapacağım da sana sanırım. Evet. Ha genç mi? Ha oğlum benim monitör bana uzat. Benim sesim değil, gözlerim yaşlandı. Ekran bana uzak kalıyor, göremiyorum. Serkan daha net görüyor ekranı. Yani yayın şeyi bana yakın olduğu için. Chat ekranı Sekoya'ya yakın. Chat ekranı bana daha yakın. Ekranlara böyle mi büyüttüğün zaman sorunlar hepsi gidecek ya. Elimdekiler çalışırken de büyük ekran alma saçma geliyor bana. Yeni aldıklarımı büyük alacağım ben sadece. Şimdi diyorsun ki yapay amca gitsin. Şu traktör o kendini halleder sonra ya. Ver. Onlar da bir şey olmadı. Döndürürüz ya remote'la. Bir şey yok orada ya. İki dakikada dur lan. Bak şimdi. Olur öyle şeyler. Adam 11 yaşında ama bak ne kadar düzgün konuşuyor. Tabii canım. Yani bu aileden yetişme şekliyle alakalı abi. Adam ne güzel konuşuyor bak. Çok düzgün bir şekilde konuşması var abi. Saygısını bozmuyor. Ben de öğretmenlik yapıyorum. Onun yaşında bir sürü öğrencim var. Benim çocuklar da bak geldi geçen bizim can. He. Hocam, hocam, hocam. Hocam. O biraz şebektir ama olsun. Serkan abi. Güzel adam. Bu sene iyi bir okul kazanması lazım ondan, yoksa fena yapacağım. Vallahi çekeceği var elinde. Bak, benim elektro çalan bir kızım vardı Artvin'de. Evet. Seninle, ha? Bakın şöyle çok bakıp duydum. Hem baba puanlı bir Anadolu Lisesi'ne girdi. Oba. O kadar deli gibi ders çalıştı, aldı emeğimin karşılığını. Ben ama size diyorum, hocam kazandım hocam. Dedim buna bu kadar şaşırmana gerek yok. Ben kazanacağından emindim zaten. Ya diyor benim evdekiler sizin kadar güvenmedi bana. Dedim ki onlar ailem, ben öğretmeninim ama arada fark var. Neyi öğrenip öğrenmediğinizi biliyoruz. İşte abi neyse okullara gidelim. İstanbul. İstanbul'dayız. İkimiz de motorcuyuz. İkimizde de motor var. Bir oda yaptık. Renksiz oda, renksiz ışıklar. Her taraf simsiyah. Her yerden kablo geçiyor. Ayağıma bir şey diyor. Aa, gitarın jakıymış ya falan. Bir ara odayı düzenlemeden önce o sorunu çok yaşıyorduk ya. Lan ayağımı rahat bir şekilde uzatayım diyor. Lan bir şey diyor ayağıma. Kablolar, cihazlar. Eğildim bir baktım. Elektro gitarı çektiğimiz kablo hattı. Kablo ayağımı çekti. Efendim canım, buraya daha deli kablolar çekeceğiz. Daha çekeceğiz abi daha. Abi biz... Yatır. Ne yapsak? Bu masanın şeklini mi değiştirsek? Masanın yeri güzel. Tam istediğim bir şey. Ama ben sana söyleyeyim ya. Buradaki olay, kanka senin bildiğin mevzuya dönüyor.
kasalara gelen kablolar, duvardan yukarı çıkan kablo kanalları, kasaların altına raflar vesaireler. Yani bir şey, ben sen söyleyeyim, ben para biriktireceğim, şöyle bize tekrar görüyorsun. Teyze. Bak, 3 gün önce sen neredeydin? Ankara bebesi misin lan sen? Toprağım oğlum, 3 gün önce Furkan abin Ankara'daydı. La oğlum, bak biz yayında tanıştık, daha erken tanışsaydık Ankara'ya geldiğimde yazardım sana YouTube'dan. Hadi gel bir çay ısmarlayayım sana derdim. Bak o zaman motovlog çekildi. Abicim şimdi şöyle söyleyeyim, motovlogu artık herkes çekmeye başladı. Biz çektiğimizden bir anlamı kalmadı ki. Motovlog çekmek saçma sapan bir iş abi. Kamerayla mı uğraşacağım, ya, Arap motor mu süreceğim? Ya şimdi aslında saçma sapan bir şey de değil. Gerçekten saçma sapan bir şey değil. Sadece çok yapanı var. Abi motor üstünde kamera şimdi çekiyor. Bak Sincanlıymış. Pavyona gidiyor mu lan? Tövbe estağfurullah. Şaka şaka. Sincan'a... Oğlum Sincan'da tam pavyonların çok olduğu yerdir ha. Ulus ulus. Asıl yer ulus oğlum. Ulus cebeci Çankaya. Tam orası işte. Kardeş deriz Çankaya. Benim arkadaşım ev Mamak'taydı ya. Bildiğin Texas anasını sıçıyor. Bayağı Texas'ta orası ya. Oğlum ben Gazi Osman Paşa'da oturuyorum, o kadar siren sesi duymadım ya. Adamlar dediniz lan. Ben Ankara'ya gittim ya motorla. Babam da telefon açıyor, bana diyor ki oradan Samsun yakındır, kaptır yukarı gel diyor. Yakın. Dedim ki baba gelmeye geleyim de şimdi dedim bu sıcakta motoru Elma Dağ rampasına vurmak istemiyorum. Heh o Elma Dağ var ya öp bitirirdi seni. Çıkar da. Motoru çok yoracak baba. Bir de yüklüydü ya benim makine. Sen niye diyorsun? Devam ediyor abicim, devam et. Bak renkli atıyor. Oh! Ya atmadığı yerleri de bulamazsak dert etmeyiz hacı. Sorun değil yani, ne yapalım? Yok renk atıyor. Zaten bütün köşeleri döneceğiz öyle ya da böyle. Tabii canım. Her türlü döneceğiz köşeleri. O mecburi istikamet. Sevsen de sevmesen de. Sen namlı yapıcıyı takip et ben. Ya bu burada gider. Gidecek mi? Gidecek mi? Gidecek. Git lan. Yürük lan. Git be tezerek. Sen devam et. Dümdüz karşıya kadar git kanka bunu. Yatay mı öleceğiz? Ne yapacağız? Bilmem. Namlı yapıcı zaten bitecek birazdan işini. Şeyleri gösteriyor zaten abi. Renk şeyini gösteriyor zaten. Buradan rengi görmemiz avantaj oldu zaten. Bütün uçları döneceğiz ya Allah'ın emri. Vah yüzdeyiz. Ah ver coşkuyu ver. Aynen aydın. Orası ya ora bayağı dik abi. Yani ben... Gittiğim yer nereydi bilmiyorum. Kızılay'a mı yakındı, Çankaya'ya mı bilmiyorum. Benim arkadaş Vatan'da çalışıyor kanka. İki katlı bir Vatan şubesinde. Oraya gittim. Arkadaş aldım. Mamak'a giderken bile dehşet bayırlar tırmandık yani. Bu arada buraya sarıcı soktuğumuz zaman bir işe yaramıyor abi. Biz bir tarlayı içmemiz lazım. Bir sürüp tekrar ekmemiz lazım içmemiz. Ya boşver veriyor işte içmeyi. Sürekli veriyor. Takma kafana benziyor. Gerek var mı? Gerek yok da biraz daha fazla verse iyi olur aslında. Abi bilmiyor işte o dünya. Dünyanın malı çıkacak şimdi buradan biliyorsun değil mi? Haa. Ya. Tren. Nerede lan? Yo. Sana dedi lan onu engellendi diye. He. Namlı yapıcının önüne durdun ya. Onu sana dedi lan. Şeref. Ha bir de keçi. Allah gerçek eğlence bir de ki geçiveren. Geçi. Allah gerçek eğlence. He? Aşağı inmiyor mouse. Niye inmiyor? İndirmem lazım. Bir dakika. İndireceğiz şimdi bir dakika. Ondan aşağı inmiyor. Niye inmiyor? Ha indi. Evet. Sevgili TikTok, sevgili YouTube, sevgili Kik.
Az çok demeyelim, takip edelim, abone olalım sevgili dostlar. Boş geçmeyelim, like atalım. Lütfen. Lütfen. Ulan iyice cami önüne... Abi sen niye cuma namazında caminin önüne gelmedin? Değil mi? Az çok demeyelim abi, Allah benim adını versin abulacı. Kanka bu kıyafetle de iş yapmam ya. Biraz yırtmak lazım. Bak buraları atma, buraları el atacağız. Ya. Sen hatta buradan bir çık. Ben diyorsun alt köşelere bir ellen bir gideyim şöyle. Üst tarafa sonra veririk yine. Abi buraya ekmemişiz. Ya bırakmış makine demek ki. Sıkıntı yok kanka. Ya o kadar ekini yiyip geldim ben onu mu düşünüyorum? Ne bileyim. Dünyanın malzemesini ektik zaten. Kral. Buradan malı harbi harbi kaldıracağız abi, haberin olsun. Ya güzel malzeme. Borcun anasını ağlatacağız. Bu köşeleri bırakmıştır zaten, bıraktıysa da. Dipleri bir gidelim boydan. Kenarları şöyle bir çerçeveyi döndük mü zaten mevzu tamamdır. Ama ilk baş bu taraf tamam da şu alt köşeyi bir döneyim de. Şurasını bir dönelim. Burada evden dolayı boş bıraktı. Burada bitti işte. Oh. Şimdi. İstersen şu soldan yukarı gitme, karşıya doğru git. Yapılı yerde. Şu sağ tarafı bir bitireyim. Onları yapmış zaten. Aa bak boş bırakmış, boş bırakmış, boş bırakmış. Buradan sonra gideceğim işte. Çok kötü. Buraları bırak, yapmış köşeleri görüyorsun. Evet buraları buradan yapıştıracağım dümdüz. Ver o top şeye. Cruise kontrolü aç gitsin. Gazı tutmak zorunda değilsin sonuçta. Açtım şu anda cruise kontrolü değil. Şimdi buradan hafif sağa çapraza doğru açılacağız, genişleyeceğiz. Kesin bırakmıştır çünkü. Tren yoluna yakın ya. Hı hı. E şöyle şey yapar. Beklerim yani. Yap hadi oğlum. Bak. Bırakmasa şaşardım zaten. Bence bu tarafta bırakmamıştır. İleride bırakmıştır. Tamam. Kapatı kapat git. Şöyle. Kanka burayı komple bırakmıştır bence. Şeyden dolayı. Gidiyorsun. Üst taraftan dolayı. Bakın nereye kadar bıraktı ama. Onu çok bırakmış burada. Evet. Elle yapalım biz burayı. Burayı çıkartalım aradan. Oğlum deli bırakmış burada. Evet. Sağlık olsun abi, hallederiz. Dön geri abi, oraya kadar gitmene gerek yok. Dur şu üst tarafta bırakıyor ya. Bak buraları bırakıyor ya. Ya şu köşeleri elimde. Bir de burayı da geniş bırakmış. Burayı belli bir yere kadar bırakmıştır. Bak şurada bak koyarım. Görünüyor. Evet. Ha, buradan diyorsun dönerim. Köprüden sonrasını bir daha giderim. Evet. Kenarı zaten bırakmamıştır aşağı. Buraya bırakmamıştır ya. Buradan devam. Daha iyi ben böyle şimdi. Bayağı geniş bırakmış ha. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gayet güzel akıyoruz. Şuraya alsana şöyle. Alacak zaten. Ya bu kadar bırakacağını düşünmemiştim ben açıkçası. Ben de düşünmemiştim de. Çok ciddi bırakmış abi. Bak sağda. Evet. Al geniş, al geniş. Ha burası solda da mı var bıraktın? Orayı yeni yaptın zaten. Evet. Ha dikine gideceğim diyorsun yukarı doğru. Ne kadar giderse artık. Ya büyük bir ihtimalle fazla gitmeyeceğiz ya. Bence tarlanın başına kadar gideceğiz. O da kuyunun olduğu yer. Evet. Bir şey olmaz ondan ya. Burayı zaten tahmin ediyorduk. Burayı zaten bırakacaktı. Biraz fazla bıraktı. Ya aslında kuyunun kenarından geçse var ya. Ben sana söyleyeyim bak, buraya böyle boydan gidiyorsun ya. Üst taraflara doğru, buradan sağ tarafa doğru her yeri bitirip diğer tarafa doğru dönmek lazım aslında. Evet, emin olun. Evet, onu yapacağız. Şuraya bak.
Abi kuyu, bu kuyuyu ortalıyor, anladın mı traktör? Yapay zeka kuyuyu ortaladığı için, oradaki kuyuyu ortaladığı için olmuyor işte, sorun olmuyor. Olmuyor, sıkıntı yapıyor. Oradan kuyuya doğru gidiyoruz, bakıyorum gidiyor yukarıya. Burayı komple bırakmış. Komple bırakmamıştır burayı. Yukarıya kadar gelmiş. Buradan yukarıya da yapmıştır ama sen bir makineyi kapat, yukarı doğru bir git. Sağa doğru bakalım ne var ne yok. Değil mi? Her yeri yapmış. Zaten bu yola çıktığını gördük. Sola sonra girecektik. Neyse çıkart. O kadar çok büyük alan değil ki abi. Tek partide alacak zaten. Yani. Bu kadar da normal abi bence. Şimdi kral, sen geri dön buradan. Yoksa bütün tarlayı elle yaparsın sen böyle. Yok yok. Tahmin ettiğim yeri de bırakmıştır o çünkü. Bırakmış mı lan burada? Karşıya doğru git. Tabelaların ucundan bırakmış olabilir orayı. Sonra kuyunun oraya bir daha geri döneceğiz aşağıya. Evet. Ben yine de şuradan açayım da. Ya ne olur ne olmaz. Tabelaların oraya illaki bırakmıştır. Çünkü bırakmışlar. Dönemeyeceğini biliyorsun. Şu tabelalardan dönemiyor çünkü salak. Kırılmıyor çünkü o tabelalar. Kırılsa her türlü döner zaten. Vurup geç, vurup geçiyor onları. Onları kırmanın bir yolunu bulmak lazım. Maalesef yok. Oğlum bunların hepsi bize tecrübe oluyor şimdi. Bir sonraki önle hep bunlara akıl ederek yapacağız her şeyi. Bu patlatmayacağız kendimizi. Dön abi, kuyunun oradan aşağı doğru geri gidiyoruz. Şimdi kuyuyu hızlı almamız lazım. Yukarıdan gel. Yukarıdan geleceğim de. Refüjden gel. Yok, oradan geleceğim de zaten. Şöyle bir bakacağım. Hop, kırsa. Bak kuyunun tam arkası, gördün mü? Şu alan. Yolu da yapmamışlar. O yüzden dümdüz aşağı bir gitmek lazım orada. Değil mi? Kanka biraz soldaki çizgine yakın gitsen de. Dur abi, bir şey demeyeceğim. Bak şu şekilde gitmiş olsa. Sen diyorsun ki biraz gireyim. Sonuçta geri geleceksin yukarı yine mecburen. Bak sağ tarafta evet. Yine boşluk bırakıyor yani. Ya bak. O kuyu tam ortada bırakmış olsa bu mesela gübre atarken. Onu yapamıyor işte, yapabilse dediğin gibi ama yapamıyor dangalak. Mecbur manuel müdahale yapıyorsun. Yani. Ama manuel müdahale yapmak da benim için hani açıkçası sorun değil. Abi sorun değil çünkü tarlanın çok büyük bir kısmını hallediyor. Yani. Gidiyor işte. Tarlanın o, çok koca büyük. Koca tarlaya %9'unu daha harcadık. Ya. Burada dünya kadar yer var. Ya tabii canım, alt tarafta kaldı. Üst tarafta da var. Yolda da var. Yok, daha yapacak yani, devam ettirmedik ya. Hı hı. Aralardaki yerleri hazır elimizdeymişken mıncıklayalım da sonra yine gelir bakarız diye yapacağız ya. Dön abi U dönüşünü. Dön aynen sağdan geri. Yukarı. O boşluğu ortalarsan hacı. Dümdüz ta en üstteki yola kadar gittiğinde zaten boşluk kalmayacak. Ondan sonra şey mi yapsak diyorum. Dikey gitti geldi ya. Yapma, soldaki yerden geri geleceğiz abi. Biz sadece şu yol kısmına bir elle gideceğim şöyle. Oraya ne olur ne olmaz diye. Yapay zeka gittiği yere kadar gitsin yine. Aynen. Sonra bir de ufak bir ara veririz. İhtiyaç molası. Yani vakiti kaçırmaman lazım senin çünkü. Vakit sıkıntı olmaz kanka, daha var. Hayır, senin vakti kaçırmaman lazım. Var daha. Ha, varsa sıkıntı yok. Halledeceğiz mi şimdi sen? Sen saatini kaçırmaman lazım, anladın mı? Ben bakıyorum. Buradan yukarı gideceksin. Yolu yapmadığın için devam et. Bozma. Daha gideceksin yukarı doğru çünkü. Bak sol tarafa doğru yapmış, gördün mü? Boyamış hep oraları. Oraları boyadığı için sıkıntı yok. Bura bitti şimdi. Yapmamız gereken, işi garantiye almamız gereken tek yer burası. Burada da yapmışsın tamam. Ya diyorsun ki yatay bir gideyim şurayı, beni yormasın. Evet. Anladım. Bunun da büyük bir kısmını yapmış zaten. Baksana taneriye kadar yapmış. Evet, zaten koyu boyalı belli oluyor.
aşağı indiğim şimdi gel. Bak bu burayı onun bayağı bir gitmiş lan buraya. Bayağı gitti abi işte şuraya kadar gitti ya. Şu hizaya kadar geldi şimdi buradan sonra açık renk verecek. Evet bak belli oluyor. Sen diyorsun ki burayı bitireyim şu yolu yapayım yolun aşağısında yine yapay zeka gitsin gelsin kendi kendine. Aynen öyle. Hatta yatay vereyim yatay gitsin gelsin. Fark etmez abi hiç fark etmez. Mantıklı. Vallahi mantıklı. Oğlum yolu akıp. Asfalta ekti. Ah şurada şu tabela olmayaydı. Değil mi? Sorun yok. Gübre makinesiyle girmek kolay. Gübre makinesiyle girmek kolay değil. Şerdever sıkıntı. Saban baban sıkıntı. Kanka mecbur el mahkum yapıyorsun. Kır abi hop aldık U dönüşünü. Yoldan gidersen bence o arayı alırız. Sol yoldan şeritten. Gideceğim zaten. Sol şeritten sol şeritten ama yok. Yanaş sola doğru yanaş. Bak genişliyor orası. Ne olur ne olmaz hocam. Şu an bence kurtaracak ya. Şu an yolu dağılıyor çünkü. Değil mi? Evet. Bir kısmını da öbür tarlaya alıyor. Abi ne arazi varmış bizde de be. At at bitmedi gün. Ne arazi yapmışım be. Asfalta ekin ekiyor herif ya. Şimdi kral. Dur dur. Dön sağdaki aşağı çukur bölüme. Şu binanın önü var ya. Evet. O binanın o bölümü de mi halledelim eline yoksa verelim yapay zeka mı gitsin? Bu da çok güzel bir planım var. Şuradan biz mi çizsek? Şu an yapay zekaya versen çünkü uçlar hep boş bırakacak iş. Şu evet. Işte. Tam gitmiş olsam da böyle manevra yaptım ya. Bir şey değişmeyecekti. Yine bırakacaktı orayı. Abi! Ne zaman bu mola vereceğiz? Bakayım. Bilmiyorum kanka. 20 dakika, yarım saat. O kadar uzun bir mola vermeyeceğiz ya. Mola dediğin öyle 1 saat 2 saat değil la. 15 dakika. 5 veya 10 dakika. 15 dakika bile değil. O kadar çok uzun sürmez yani. Çünkü molayı verdikten sonra daha non-stop. Çünkü molada şöyle bir şey olacak. Molamızı vereceğiz. Onun dışında kimin ne ihtiyacı geldiyse birimiz oyunun başında kalacak. Diğerimiz ihtiyacını görecek, geri gelecek. Oğlum çok iyi arazi yaptık da yamukluğundan dolayı biraz bizi yoruyor işte. O da sıkıntı değil abi ya. O da hiç sıkıntı değil. Vur ortadan. Tek seferde alacak orayı. Makine büyük abi. 42 metre atıyor oğlum. Bitti. Siz yapay mı gideceksin kendin mi gideceksin? O zaman ver burada. Bak şu hizada. Ve gidiyor. Ama o arada bir çizgi bırakacak ha. Fark etmez ya. Burada bu uçta da bırakacak. Kanka namlu yapıcı bitmiş olabilir. Aynen doğru söylüyorsun. Tahminimce bitmiştir o. Bitmiş. Topla. Bazı yerleri toplamamış. Oralarına bak. Tamam hafta gezelim. İlk başta onları toplayacaklarını toplayacağım. Ondan sonra en sonları alacağım. Çizgileri alacağım. Aha. Güzel aldıktan sonra geri kalmış kolay. Kaç ton alacak, kaç ton alacak diyorsun ya ben sana söylemiyorum. Şeyin içindeki kadar çıkacak. İnşallah. 80 küsur. Belki daha fazla.
Bir de hasat zamanı biçeriz burayı. Ya o kadar büyümez. Büyürse de şey. Bence büyür abi. Dağla abi şimdi gel. Hazır mıyım? Hadi başlıyoruz. Bu zaten mecburen mağara. Sen ne yamuk herifsin lan? Düz git düz. Oğlum hemen düzlenmiyor ki. Yavaş bir o zaman. Sabaha kadar mı? Öyle oğlum, sabaha kadar bugün buradayım. Bezene kadar devam. Bezmeyiz gerçi biz. Parayı toplayınca yeni onu aldık, bunu aldık derken yürürüz yine. İkinci sırayı çekiyor. Şimdi ben yapacağım işin içine. Bana şuradan şey versene. Film mi bitti? Kalem ver, kalem. Az kaldı. İnce? Yok, normal kalem. Şarjılardan bunların hepsi doludur. Sadece markalara yapıştır şimdi. Başka lazım mı? Yapacak bir şey yok hacı. Biraz pil sarfiyatımız olacak ama şanslı. Parayı bulunca hiç kimse yeter ki para olsun. Lan oğlum. Oğlum zaten biz burada parayı bulduk mu oyunda onu alalım, bunu koyalım, bunu buraya sokalım, onu oradan zıplatalım derken Allah'a ekberim. Yarın öğlen falan. Oğlum uyumamız da lazım yarın, biliyorsun. İptal mi olur? Ciddi misin lan sen? Maalesef. Rezervuar yokmuş kanka. Poseptik tıkanmış hacı. Ne diyor? Olacağı var, ne oldu oğlum dediğim ben. Belliydi zaten. Kısmet abi. Yayın bir bitiyor, yıl 2026. Lan oğlum! Yok oğlum, biz kalkmadan 2030'a kadar yardıracağız burada. Sıçmayacağız daha. Tutacağız. Ne yapalım abi? Bunu boşaltalım. Burada kırmızı yok, yok kalmadı. Yok kalmadı. Teşekkür ederim. Öyle bir tane daha verir mi acaba? Bir. Daha asıl yeri almadı çünkü. Daha asıl yeri almadı. Verir diyorsun yani. Çıkar mı? Harbi çıkar mı lan? Çıkar abi. Belki fazlası da çıkar. Kanka, şeyi söyleyeceğim. Yayın. Giderken canlıya asıyoruz ya. Evet. Şey mi yapsak? Biz gelene kadar şey mi dönüştü? Rekordu duracak mı? Canlı... Bizim VTR var mı? Onu dönüştü. Ama onun sesi kapalı olması lazım. Yok, sesi kapalı olması lazım.
kayda geliyor ki. Canlı yayın. Gelin. Bir şey olmaz ya. Sessiz mi? Ya da sesini o kadar kısın ki fısıldasın. Olabilir. Server algılamaz. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. O sesi gönderemeyiz. Niye biliyor musun? Çünkü o sesi diğer ekipmanlara yolladığı için vermemiz lazım. Burada şey yapar. Kendi içine feedback yapar. Sesi nasıl? Dediğin doğru. Sessiz daha iyi, sessiz daha iyi. Bir tane yazı ayarla. Herif'ten kaçarız yani. Kaçarız. Bir tane yazı ayarla. Bir tane şey ayarlayayım ben. Bant ayarlayayım. Kırmızı mı yapayım, ne renk yapayım? Fark etmez abi. Büyük küçük. Böyle baba baba yazsın mı? Ya yazsın baba baba yazsın. Çünkü lazım. Tek bant. Evet. Hazır mısın? Oha! İyi bak, yükselişe iyi bak. Şu uygun mudur hocam? Yani. Domurga bak. Orayı iyice temiz olsun, o seriyiz. O zaman şöyle yapalım. Hocam. Kasayla girdiğimiz alana bak. Verdiği alana bak. Abi etrafın toplamının aslında birçok şeyi var. Tarla etrafında mesela. Bu sadece çim arazisinin etrafını topladığımız şey. Lan almadı. Kayasın abi. Kaçırdım bu sıkıntı. Ya o da olur. Bizim video burada var mı? Var. Al daha var. Audio'yu kapat, loop'u al. Kafasına göre gidecek. Dün geldi mesela. Dün 2 gün önce geldi, ben şey yaptım. Kafana göre gidiyorsa nasıl bir haberim var. Nedir bu benim? Ben babam memlekete gitti de ben burada suyu bulamam abi. Beni de bulamam. Beni niye bulamayacağım? Nasıl ben çalışamam? Neden? Benim üst kattaki de çalışıyor dedi. Hepsini aldık mı? Yok. İleride yerlerde ufak bir şeyler kalmıştı. Ha, oldu. Onları da mı toplayacağım lan? İncecik incecik şeyleri. 47 almıştım. Bir de 30 kaldı. 90 küsür verdi. 84-85 verdi. Toplamda. İçindeki kadar verdi yani. Bitti mi? Bu mudur? Gir bakalım samanlığa malı. 87, 37, 77, 94. Yani 94 o. O zaman 170 küsur göster, 170, 180 toplamda göstermesi gerekecek. Değil mi? Ne yapıyor la bu? Baysalık. Bırakacağı yerler vardı zaten, biliyorduk.
He. Bitti zaten. Buraları aldım. Tamam işte. Şu aradan dalacaksın köşeden işte. Gübreyle de işimiz bitti. He. Ben sana söyleyeyim mi? Şimdi... Şimdi bir yatıracağız. Seri uyku. Şu ileride bir yeri bırakmış olabilir kanka. Çizgi atmış olabilir oraya. Bir bakalım. Kontrol et. Görünen köy bir şey var mı? Bak şurası. Gördüm. Ha, bir şey olmaz burada ya. Kısa zaten burası ya. Şimdi iki dakikada bitti. Oo. Bütün arazimin gübrelemesi bitti. Gübre. %11. %12. Yani bir kasayla tüm arazileri iki sezon gübreleyebiliyoruz. Evet. Bize bir tane boktan traktör lazım kanka. Onun borusuna elektrik vermek için sadece. Şimdi değil. Paramız olunca. Boktan dediğim o uyduruk 2 beygirlik, 3 beygirlik dandikler var ya. He. Sırf o boruya elektrik versin diye ya da kilovatı kurtarmayabilirler. İşte. Biz yine doğru düzgün traktörümüz. Yani o şeydeki gibi. Pent gibi bir şey yakalarız. He. Ama tamir ettirmeyiz. Sadece güç verecek zaten. Onu çekemeyecek o pent tarzı bir traktör. Onu biz de biliyoruz. Evet. Bu bile çekerken kıçını yırttı. Değil mi? Hazır gübre takıldıyken. Gübre işi var mı diye bakacağım. Yok. Var. Bizim tarlada var. Nasıl bizim tarlada? Saman tarlası abi. Ya buraya ne gübreteceksin? Ha şuna mı? Bu gübre istemiyor ki. %50 gübrelendi ki abi. Şu an dedi mi? Ya atalım bunu da. Elimizdeymiş ki. He. Doğru söylüyorsun. Verim bonusu düşük olacak ama sarılı sarmadığımız için. %98 olacak kanka. O kadar da kötü değil. Tabii. O kadar da kötü değil. Hazır. Kısayken, bir taze biçilmişken de görelim renklerini. Taze biçilmiş işte. Gösteriyor rengini de. Ulan küçücük araziden çıkacak otla 2 değil 3 mera besleyebiliyoruz ha. İşte daha fazla versin abi. Daha fazla ot versin. Harbi 3 mera besleyecek ot veriyor şu biz arazi. Zaten şurayı ot için aldık ya. Hayır yani cücük kadar arazi 3 merayı besletiyorsun. 3 merayı çok rahat besler yani. Sadece biriktirmez. Biriktirmez. Tek fark o. Ama şöyle bir durum var. Yarın bizim otoparklar için kullandığımız arazi bir daha fazla yer ürün mal koymak için, park koymak için, ot koymak için, zart koymak için yer lazım olduğunda bu araziyi normale çevirdiğimizi düşün. Daha büyük arazilerimiz olduğu zaman bu öbür tarafı üçlü pamuk cennetine çevirip bu ortadaki araziye de ya bunun bu küçük bu bize yetmez ya daha büyüğü var elimizde dediğimizde bu sefer çim işi hemen şu üstteki büyük yere kalacak. Yani. O zaman da hayvan gibi ot verecek. Bak inelim aşağı bakalım. Gübrelendi, sarılması gerekiyor sadece. Bu sarıcıyı şu an bunun üstüne vurmaya kalksak ne olur? Sarmıyor. Sarmıyor, denedik değil mi? Denedik, sarmıyor abi. İstersen deneyelim bak, sarıcı takıldı zaten. Kırmızı, pembe. He, pembe işte deneyelim. Koca dev sarıcı lan o. Dev olsun abi. Bir daha deneyelim mi diyorsun, hazır şimdi çıkarttık, gübresini yeni attık. Bunda da sarıcı takıldı değil mi? O daha sakat, öbürünü tak. Öbürünü al, öbürünü. Öbürü daha stabil cihaz. Şu. He, o çok dengesiz ya. Uğraşmayalım. Küçük arazide çok manevra yapacaksın çünkü. Bu daha şey, sallamıyor traktörü ya. Hı hı. Geri bunu biraz bakalım. Geri geri. Çok zorlamayacak. Bakacağız. Aç kollarını bakalım. Bir değdireceğiz sadece, doğru mu? Evet. Olursa olacak, olmazsa da artık yapacak bir şey yok.
Olmasa da bir kereye mahsus şey yaparız, süreriz. Bir daha keriz şimdi, anladın mı? Şey yap diyorsun. Sabana at, sarıcıyı gir. Pardon. Sabana at, sarıcıyı gir, ekim makinesini sok. Girdin, tamam, çık. Arkaya geç, bak bakalım. Gördün mü sarıcıyı? Görmedi. Hiç uğraşma, o makineyi götürelim. Bunun istediğini anladık. Burayı süreceğiz. Sabanladın mı sıfırlıyor da şey mi atsak? Kulluk atarsak da sıfırlar mı? Kulluk mu söyleriz lan oraya? Sabanla değil. Kulluk daha hızlı gider. Olabilir. Böyle var ya, götürmekleri geri tam üzülüyor. Allah bereket versin, %90. Abi yorum gözüküyor mu? Valla. Ah. Cuk oturttu valla. Şöyle yorum olarak kanka, yani sohbete yazdığın her şeyi görüyorum da şu an video yorumları atamazsın ki, videoyu katmadım. Yani şu an gördüğüm sohbet yani. Chat'i görüyorum. Doluyor. Bala bak. O da doluyor bence. Yazık, o dolmuyor. Onun daha var. Ama yumurtalar satışa hazırlandı. Evet. Şimdi yumurtaları satabiliriz. Değil mi? Onları bir satalım, para gelsin. Elektrikten ne geldi? Gelsin. Para belirli bir yere kadar yığılsın, borç ödeyeceğiz yine. Yanlış mı söylüyorum kardeş? 26 oldu. 3 gün kar bırakmış anda. Sohbet Delaylı mı geliyor diyor. Sohbet Delaylı gelmiyor da biz oyuna dalıyoruz, sohbete bakmayı unutuyoruz. Bak bu fullendi. Senti mi aldın? He. Ayak işleri için bir traktör aldık, bayağı iş yapıyor. Ayak işi için aldık abi. Aslında ayak işi için ne diyor? Bu tarla için aldık da. Hem bu tarla hem de şey. Şeydeki tarlalar için aldık. Çekiyorlar bak. İş görüyor mu? İş görüyor mu? Bayağı da iş görüyor. Bir de biraz daha ufak çaplı bir arkadaş olduğu için daha fazla yere sokabiliyoruz. Evet. Kanka her olur o şeye göre bir cihazımız var. Şimdi. Bak bakalım yumurtanın fiyat piyasasına. Ya fırın fazla veriyordur ya da öbürü. Hazır yemek 2.86 veriyor. Hazır yemeğe gidelim. Bizim dilimizdeki fırınlar arasında 10 euro var. Ya 10 eurolar da. Oğlum 79.86, 10 eurodan az fark var. Tamam şu an. Şuradaki yani, fırınlar vereyim. Aynen. Zaman kaybetmiyor. Bizim fırın düşüşte. Abi DC'de ses alıyorsunuz mu diyor. DC derken? Discord'u diyor. Discord'u mu diyorsun abi? Discord'u diyor. Discord'da ses almak zorun değil de. Discord'da ses göndermek de sorun. Discord'dan gelen sesi yayına vermek. İşte. Aslında o sistemi bir kurabilsek yani şey yapabiliriz mesela, bazı takipçileri mesela sohbet için vakti yani olursa yayına dalırız, anladın mı? Discord'dan ses alabiliriz de kanka, bir şey bağlı ya, kart bağlı ya buraya. Hı-hı. Discord'u ses sürücüsü olarak Linux'e atmazsak buradan geleni alır sadece. Sıkıntı Linux'in çıkış sesini de veriyor buraya. İşte. Benim sorunum o. Yani Discord'u anca nasıl yaparız biliyor musun? Bu makinede açacağız. Anladım abi.
Escort için mi? IBM var ya benim. He. IBM var ya. Benim dediğim gibi işte. Escort'tan da sohbet edeceğiz. Ya aslında, aslında abi var ya bazı izleyiciler alabiliriz biliyor musun takipçileri? Ya mesela bak, şey gibi. Aydın mesela örnek veriyorum kaç saat bizimle? Bir saat bizimle mesela. Ya Aydın bile güzel. Aydın alırız mesela yanımıza. Aslında şu benim öbür laptopu çalıştırabilirsem ona bir Discord kurabilirim. Discord hesabımı oradan açabilirim. Sonuçta elimizde ekstrem bir ses kartımız daha var bizim. Evet. Ama dönüştürücü kablomuz var. Sonuçta mikserde kardeşim yani bir yerimiz var. Yerimiz var bizim. O bilgisayardan Discord'u açabilirsem para böyle kalsın biraz borç ödeyeyim yoksa? He. Ama o makineden Discord'u açabilecek miyim? 82 bin para aldık şeyde. Toplam. 41 bin birinden verdik. 41 bin birinden verdik işte. Ayçiçeği de olmamıştı değil mi? Ama bir uygunluğun olacak. Bakacağız. Ona da bakacağım şimdi. Ha şey kafasını Discord'u yapabiliyorsan o laptop'u Discord için kullanabiliriz kanka. Şunun üstüne koysak iş görmez mi burada? Görür. Ekran aşağı büküp ona da bir tane mouse bağlayacağız. Var mı la bende mouse? Var. Ayçiçeği daha şey. Daha var. Uyuduk mu anca kurtarır. Ben bir sen şimdi oyunun şeylerini bir kurcala kanka. Ben bir içeriye bir göz atıp geleyim. Tamam abi. Bunu inelim. Balı bir kontrol edeyim şimdi. Yani Aydın dediğin güzel bir şey aslında yani. Çok da güzel olur mesela. Örnek veriyorum senin gibi bir saatlerce bizi izleyen kişileri şey yapabiliriz. Yayını alabiliriz. Neden olmasın ki? Beraber sohbet, muhabbet ortamında. 109 bin var. Bakalım elektrikten ne kadar verecek? İki geldi. Yani elektrik kar yaptırıyor şu anda bize. Aslında kanka bir 60 öde ya. Daha fazla aynen onu yapacaktım işte. Hatta 90 öde. 2 milyona sıfırla onu. Öde. Daha çok elektrikten para gelecek. Şimdi 21 bin. Paramız var. Paramız 21 bin. Dört bin kaldı. Beş bin veriyor. 4000 kaldı. Tamam, gelir elde ettiğimize göre ayçiçeği fabrikası bence doldurdu. Bakalım. Un doldu mu lan? Una bak, una. Dur. Fırının durumu ne? Kaç bin yemiş? Fırın daha doğu. Fırın almaz o unu. Kanka, ayçiçeğini indirelim. Yemekleri vardı mı lan hayvanların? Var, baktım ben daha demin. 5000. 5400. Ayçiçeğini indirelim abi. Zaten şey, tavukları iyice fırlayacağım. Ayçiçeğini indireceksin ya. Ayçiçeğini indir, o kalan kanolayı da indir. Yağ fabrikaları eşit gitsin yine. Tamam. Nasıl fikir? Olur, sıkıntı yok. Para artar, biraz daha öderiz. Olur, sıkıntı yok. Çünkü elektrik ödedikçe elektrikten gelen payımız artıyor. Evet. Şu an bizim parayı tamamen ödemekten korkacak hiçbir şeyimiz yok. Orada 5000 de kasa götürüyor bizi. Aynen. Onun farkındayız zaten. Oğlum Morinek'te zaten şey takılı. Motoru kapat, motoru. Turuncu traktör takılı ya la. Un fabrikasının orada bir yerdeydi o. Şurada. Ayçiçeğini kanalayı satak. Fırınlar eşit gitsin. Yağlar eşit gitsin. Tamam. Uğraşmayalım abi. O zaman şöyle bir şey yapacağım abi o zaman. Hazır mısın çıldırmama? Ben niye motoru kapatıyorum? Gördün mü arabanın içinde, fırının içinde inerken marş bastı. İlk baş ayçiçeği. Yakında zaten.
kaç uyumaya zaten şeyle gelecek. Bal da dolacak. Tezgah lan bu tezgah. Lan oğlum. Doldur, doldurmalı, doldur. Memeyi hacı. Boş kalmasın kadehim. Gönder hocam, gönder. Bakar. Alan yerler belli zaten. Alan yerler belli de. Nereye bakalım? Ay çiçeğine bir bak. 276.96. Grosser'e girelim. Grosser iyi veriyor. Şu an iyi veriyor. Fena değil. Zaten 3000 küsürlerden yukarı çıkmıyor ki. Aynen. Yeni veresin. Verelim Grosser'e. Oradan mangır gelsin. O para yine 40.000'i görecek abi. 25 daha öde. 5000 kalana kadar bırakacağım orada. 5000 kalana kadar bırakırsan da hiçbir sorun yaşamazsın. Hayvan gibi elektrikten para gelecek. Orası azaldıkça elektrikten para geliyor bize. Evet. Çünkü o direklerin bir tanesi 3 tane direklik ya. Aha. O direklerin bir tanesi 3 günde bir toplam 13.000 veriyor. Onlar da bize para kazandırıyor. Yani 39.000 veriyor 3 günde bir toplam 3 direk. Demek istediğimi anladın. Şimdi oraya gelen para artmaya başladı. Meseleyi biliyor musun? Biz şimdi biraz daha borcu arttırdık. Onlar daha borcu arttı. Al da bana orada da. Arttırırlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şeyden kredi payından 500 kalana kadar indirirsek var ya çok deli manyak elektrikten para gelecek. Ama o 750 binliği koyduğumuz zaman oraya hasatları satıp araba almaya çalışıyoruzdur benim mat hesaplama. Max hesaplama. Bu Farming Simulator denilen oyun matematiğini güçlendirir adamın oğlum. Vallahi matematik güçlendiriyorum ben et. 27 bin verdi. Güzel, bence güzel para. İçinde kalan 3-5 parçalık kanolayla o para 60 bin olur ben sana söyleyeyim. Tabii canım. 5 bin kalana kadar bırakacağım abi. Ödeyeceğim. Vallahi kanka yani 2 milyon borcumuz var. Evet düz hesap 2 milyon borç var. Sen şimdi balı da sattığın zaman oradan da bok gibi para gelecek. Tabii. El ele soyadan. Pasifleri söylüyorum sadece oğlum. Sadece pasifi söylüyorum. Bak daha kıyafetlerin de oluyor sana çünkü. Düşün. Ama kıyafet... Abi kumaş yetiştiremiyoruz ya. Bir kumaş fabrikasını daha mı alsak acaba? Kumaş yetiştiremiyoruz. Yetiştiriyorsun. Yetişmiyor abi. Yetişiyor. Nasıl yetişmiyor ya? Bitirdi mi kıyafet fabrikası? Kumaşları. 4000 kumaş koydum içeri. 4860 kumaş var lan içinde. Bir dakika lan. Çünkü çalıştırmamışız. Biz onu 2 gün boşa mı uyuduk ya? Evet. 3 gün hatta. İsyanım var. Bu zalim kadere. Atölyeyi çökerdi. Oğlum bak çocuk 11 yaşında ama güzel esprili yani. O Discord olayını yapalım. Aydın'ı biz yayına alalım. Alacağız Aydın seni de şu Discord'u benim bilgisayar çalıştıracak mı? 5. bilgisayar bir bakayım. Ola biz bir bakalım. Çalıştırırsa var ya seni de alalım kardeşim yayına. Güzel sohbet, hoş sohbet, muhabbet ederiz. Şu an istesem var ya yani. Abi bizim elimizde çok acayip bir teknoloji var şu an bu ne ya. Ama aslında biz Discord'dan şu an ses alabiliyoruz değil mi abi? Ama gönderemiyoruz. Gönderiyoruz da. Hayır demek istediğim. Oğlum sen şu an 3 bilgisayarın var senin. 3'ünden de Discord'dan ses alıp gönderirsin. Hepsine input veriyor ya oğlum. Tamam. Sıkıntı gelen output'u feedback'e çevirmeden gönderebilmen. O da doğru. O bu sefer de kulaklık kullanmak zorunda kalacağız. Ondan değil. Buradan gelen sesi bilgisayara gelip sen ses kartının çıkışını buraya bastığın zaman abi bu programın çıkışını abi, da gönderiyor. Grosser'e gidiyorum yine. Kanola. Düz hesap 2.5 veriyor. Hayır şunu demek istedim ben. Kanka output'u veriyorsun ya buraya. Evet. Ses kartını. Bu programın output'u da oradan geliyor. Anladım. Yani sen bu ses kartını giren sesi çıkıştan geri verdiğinde ne yapar? Rezalet. Rezalet. Hı.
Yani yayına aynen yani doğru söylüyorsun. Yani bizim input output sıkıntımız yok bizim aslında. Sıkıntı bilgisayarın hepsinin çalışması. O yüzden dördüncü makineyi kullanalım diyor. Şu an ben sana açık bir şey söyleyeyim. Kike yayın basıyorsun. Basma Kike yayın, o bilgisayara kurayım Discord. Doğru söylüyorsun. Ses gidiyor. Ama kesmek için bir sebebimiz niye yok diyorum. Çünkü elimizde çok iyi olmamakla birlikte bir ses kartımız var bizim. O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Pazar günkü yayına. Ya bugün de yaparız ki. Biz burada oynarken ben kurarım. Ya benim niyetim şu. Kiki bozmayalım. Hayır, IB'yi mi kuracağım? Laptopu kuracağım burada. Ha, kur abi. Kur. Yayın esnasında kurarız onu molada. Ha, moladan sonra onu yapalım. Bir yandan yayına devam edelim. Bir yandan onu yapalım. Ona bir Discord indireceğiz baba. Başka bir şey yok ki onda. Aydın'ı bir yayına almaya çalışalım bakalım. Ne dersin Aydın? Bilgisayarında... Aga be, bana da telefon gelirse. Ne diyorsun Aydın? Bilgisayarda Discord kurucu... Discord'un vardır bilgisayarında. İlla ki vardır. Okuldaki arkadaşlarla nasıl konuşuyorsun? Nasıl haberleşiyorsun? Ya sıkıntı olmaz. Discord kurarız yani. O bir şey değil ki, bir tane laptopu. Discord büyük bir program değil ki. Benim var bilgisayarımı çalıştırırlar. Sadece biz bu ses kartı biraz dip gürültüsü yapıyoruz ya. Input'la. Input'la gönderdiğim sese dip gürültüsü atacak. Gönderdiğim ses de bizim çocuğa gidecek. Yani yayına gidecek mi ses? Biz ondan out alacağız ondan. Biz zaten o ses kartını out alırsak var ya, Allah diyorum, başka bir şey bilmiyorum. Belleri bir kontrol edelim. Belleri. Belleri. İki yatmaya ballar full. O zaman bal satışıyla biz bir ne diyor? Aynen. Abi benim bilgisayarda... Oğlum şu yazı yok ulan, çok uzakta kaldı. Ne yapmış? Abi benim bilgisayarda virüs var, egzeleri açmıyor diyor. Ha işte o kötü oldu bak. Formatlattır abicim. 5000 bıraktım. Hazır mısın? Bayağı bir borç ödedin değil mi? 55.000 ödedim. İyi, güzel para. Bakalım ne gelecek? 5000 paramız var. Eksiye indi diye de korkacak bir şey yok. Kredi paramız var, çekerik. Yok lan, bal var. Eksiye düşmez ya. Şu an düşürmeyiz eksiye. Bak şimdi kaç para gelecek? Bak artı kaç? Artı 4. Bak 5'te kalıyor para. Gördün mü? İndirmiyor aşağıya. Eklemesi lazım normalde. Telefona iniyor diyor. Telefona iniyor ama yayını takip edemem o zaman. Bilgisayardan takip ediyor. Doğru. Şu an hem telefondan izliyor hem de bilgisayardan izliyor bizi. Bak 7000 oldu. Hoppa. Bence ballar artık tamam. Ballar full canım. Almıyor bak. Bak almıyor. Buraya bir tır getir abi. Boşta kafa hangisiydi? Şu muydu? Evet, evet, man. Bu. Yapabiliriz istiyorsan yani, sorun yok. Yani ayrıca istiyorsan telefona indir Discord'u. Tak kulaklığını. Bilgisayardan zaten yayına çıkmış. YouTube'dan. Alalım seni yayına. Hı? Moladan sonra. En büyük avantajı da şu. Sadece Discord'daki sesi, ya oradaki bilgisayardan izlediği oyunun sesini Discord mikrofonuna vermemesi lazım. Yoksa hayvan gibi döner ses. Hayır, şimdi öyle yapmayacak. Kulaklıktan dinleyecek. Yayın zaten biz bütün sesi basacağız ona. YouTube biraz gecikmeli gidiyor işte. Ya fark etmez. O bizimle sohbete gelir. YouTube'un sesini kapatır. Ha. YouTube'un sesini kapatacak. Bilgisayardan YouTube'un sesini kapatır. Aynı televizyon mantığı işte. Heh. Televizyonu kapat, telefondan dinle. Aynen öyle. Televizyonun sesini kıs, telefondan dinle. Şimdi bak, olur diyor. Tamam abim. Kurabilirsek. Moladan sonra zaten bir 5 dakikalık bir mola vereceğiz. 5-10 dakikalık bir mola vereceğiz biz sadece. Kurabilecek miyiz? Önemli olan. Garanti vermiyorum şimdi. Kuramazsak. Yani. Kim veriyor? Johnson Farms'a gitmeyiz. Hazır yemeğe gidelim. Johnson Farms çok uzak ya. Ha. Ama cansız varmışsa ne veriyor ki? Arada 36 bin, 44 bin, 46 bin var.
46 lira. 46 ya 46 kuruş için gidilmez oraya ya. Gidilmez, gidilmez. Götür ver hazır yeme. Şimdi yine borç ödeyecek. Ödeyeceğim lan. 46'da borç ediyoruz. Şimdi ne kadar verdik? 80 bine yakın verir mi? Verir. Yok az verir. Kışın vermiş olsak 3 bine yakın veriyor biliyorsun kışın. Ya şimdi sezonuna denk gelemedik ama olsun. Sonuçta para. Motoru kapatalım biraz. Sonuçta para abi bak. Bak tabii. Para nasıl gidiyor? Rrrr, yukarı fırlıyor bak görüyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok aslında. Abicim biz de zaten biraz sonra mola vereceğiz. Bir 5 dakika ayıp dursaydım size yemek molası vereceğiz de. Biz bir mola vereceğiz zaten. Bak, 1 milyon 940. Daha da düşecek şimdi. Hele soyayı çekip satınca. Biz o borcu sıfırlayacağız bu sefer ben sana söyleyeyim. Sıfırladığım zaman şundan 2 tane alalım. Bak borcu sıfırlayacağım. Biçer modlarından para edenleri tane satacağım. 2 tane bunun 2 tane bundan alacağım üç, abi. 3 tane de alırız. 3 tane alalım lan. 3 modu da satacağız, 3 tane de ondan alacağız. Ama o makineyi bir denememiz lazım. Kiralarız. Bir deneyeceğiz onu. Kiralarız, onları taktığımız bıçaklarla bir şey yaparız. İçine şey alabilecek miyiz? Kiralarız abi. Ama bence çalışır ya. Sorun yaratacağını sanmıyorum. Abi niye çalışmasın? Boru falan biraz değişik onun ama. Boruyu uzatacağız falan abi. Paraya bak. Ha, 7000 işte. Ve daha Haziran. Ekim'e kadar uyuyacak bu herif daha. 7000'de 68000 verdi işte. Şimdi 10.000 kalana kadar yine 10.000 5.000 kalana kadar yine borç ödeyeceğim. Ha 10.000 kalana kadar öderim yine. 16.000 şey. 11.000 kalır. 11.000 kalır aynen. Ne olur ne olmaz diye bir de çok uyuttuk. Bakarsın belki vardır dişimizin kovuğuna göre iş kontrat. Şu an vardır aslında. Haziran'dayız ya belki biçerleri çalıştırıp para kazanacağımız bir iş vardır. Hani arpa, buğday falan büyük arazi çıkarsa tavuklara destek olsun diye yaparız. Tabii. Eğer o destek işlerini yaparsak da bizim için avantajı var. Neden? Çünkü şey mantığı kanka. Ben sana söyleyeyim biz biçerleri, bizim biçerlerden ikisini satıp sarıyı tutarsak. Sarın lazzesi büyük. Onu sadece dış işlere hayır yollayabiliriz. Üç tane dev bir biçer alırız ama sarıyı tutarız dışarıdaki işleri yapsın diye. Baksana bak. Gene verecek şimdi. Versin abi sıkıntı yok. Bak. Motoru kapattım. Borç öde borç. Öde. Bak veriyor. Versin sıkıntı yok. Öde. 11.000 kalana kadar ödeyeceğim. 875'e düştüm. Gübreleme var burada. Ya onlar boş iş. Toprağa işleme 13.000 veriyor aslında fena değil. Bir traktör bağlayıp gönderebiliriz aslında. Nesne dükkanı yapsak? 2000'e mi? Ha. 11.000 kalır. İşçiye de para vereceğim. Hadi 3.000 gitsin abi toplam. Daha fazla gider. Bizim arka taraf ufak. Bizim o pulluğu satsak mı ya? İşte o ufak. 13.000 aslında fena değil. 70 nerede ki? Şu. Bu. Yani alınabilir o iş. Nesneyi ödünç alıp bizim pulluğu da satalım gitsin arasını satayım. Yani. Mantıklı. Ya orada işi yaptırdık elimize kalan para 3.000 bile olsa. Tabii. Kendi cihazımızı eskitmiyoruz abi. İşçiye para verdik. 2.110'a verdik. 13.000'de 5.000 bile kalsa direkt bizim elimize net gelir o. Yakıt evet parası da ödemiyoruz çünkü. Aynen. Ama uyuttukça. Kanka şöyle bir şey yaparız. Bu arkadaşı göndeririz. Bizim molaya çıkarken bu gider gelir. Aa doğru. Yapay zeka. Nasıl fikir? Doğru doğru. Mantıklı. Zaten bütün arazi bitirmeden %100 tamamlandı diyecek hıyar biliyorsun. Yani. Ulan bu belden kırmalarla ne oynadık be. P'ye bas da bizim pulluğu sat gitsin o küçüğü. Çok değil bir mi işe yaramıyor yani. Garaja gel abi. Bu ne lan? Tank. Bak pulluk yazıyor orada bak pulluk. Sat gitsin istedim 5.000 kalsın. Bir işe yaramayacak zaten. Bu şeye katlamasın.
Biz pulluktan para kazanacaksak bize ha böyle bir şey lazım. Evet. Büyük bir pulluğa ihtiyacımız var. İkinci elden kelepir şöyle 7 metre 8 metre denk gelirse alırız. Olur. Denedim abi. Abi benim telefonun sürümü eski inmiyor dizisi. Denedim abi. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet oğlum, biz buralardayız. Ah be abim be. Aga be. Yerilmesi yapıyor ya. Aga be. Ya sorun yok kardeşim, illaki denk gelişiriz. Biz burada daha, biz daha neler neler yapacağız daha. Abi bilgisayarına mesela bir format attırmış olsan. Güzel bir sağlam bir format attırmış olsan. Öyle olabilir yani. Ya burada ekran paylaşımı muhabbeti falan da var. Gelecek, biliyor musun? Ya onu biliyorum canım. Yakuplar yapıyor işte abi. Arkadaşlarıyla. Benim kardeşim. Tamamdır abi. Tamam. Telefon aldığım zaman diyor, geleceğim konuk bir yanında diyor. Gel. Gel abim, gel. Alalım yayını. Şöyle bir ayıpsın. Bizde bir tane fazladan capture kart var ya. Evet. Bizim şuradaki aletlerden birinde çıkış var. Kanka. Hangisi? Splitter'da. Ha. Dörtlü splitter var orada. Evet. Çıkış var onda. O capture kartla çıkış alıp oradan Discord'a şeyi çek, capture kartı seçip oyun ekranı falan Discord'dan gönderebiliriz. Anladım. Peki bir şey soracağım abi sana. Heh. Biz bunu gönderip zamanın akışını ilerletmiş olsak hiç ne olur? Hiç ilerletme. Akışına bırakacağız. Şimdi zaten akışına bırakmalıyız. İşimiz var senin. Ben kafayı düzelt. Gönder. Çapraz gitmesin. Düzledi mi? Düzledi. Tamam. Şimdi gidiyor. Bırak mouse klavye böyle gitsin. Böyle gitsin. Hiç dokunma. Gitsin. Biz bir altlık yapalım. Evet arkadaşlar. Biz bir altlık yapalım. Ne demiş kardeşim ya, buradan göremedim ben, sen okusana. Flash bellek lazım format için diyor. Yaparsın oğlum flash bellek. O kadar zor bir şey değil ki. Yapmayı biliyorsun. Kendi mi format atmayı düşünüyorsun? Ama bilgisayar virüsle olduğu için... Abi bizde taş kapamamalı, taşlar kapalı değil mi? Biz kapatmadan önce toplanmamıştır o. He. Anladın? Anladım abi. Başka bir bilgisayarda flash'ı yapması lazım. Virüslü onun makine. Hı hı. Rufus'la yapar onu, o yapmayı biliyordur. Kendi atacakmış. Şimdi ben, biz altlığımızı yapalım. Ben o arada burayı hazırlayayım. Şu gidecek. O gitmesin, bu gitsin. Takılırsa onlar kalır. Sanmam. Dönemediğini düşünmüyorum. Mal gibi kalır. Gidiyor geliyor hocam. Sorun var mı? Bence yok. Bence de yok. Aslında belden kırma traktörler iyi de. Büyükler. Çok bize büyükler. Ne lazım biliyor musun? Belden kırmanın tonajına vuran büyük boy traktörlerden lazım. Onlar da biraz pahalı. Ama elbet ki onları alacak maddi güce de ulaşacağız hocam ya. Az sabret ya. Tabii canım. Şu borcu kapatıp tek turda 2,5 milyon çekelim bakalım. Tek turda 2,5 milyon. Hazır. O böyle giderken ben şuna bakmak istiyorum. Soyanın piyasasına. Şu an kaçtan gidiyor? Şu an 2,600'den gidiyor. Haziranda. Grocer vadisi ama. Cansu Farms'ta 2,200. Ya grocer'e götürmek zor değil. Haziranda 2,300'e kadar dayanıyormuş yani. Yaşın kalktı da, o zaman biz bunu Haziranda satacağız. Temmuz'da hasat döneminde bak düşüyor hep aşağı doğru. Evet. Hasadın yeni hasada yaklaştıkça milletin deposu boşalıyor. Fiyatı artıyor. Biz soyayı çektiğimiz zaman bekleteceğiz demek oluyor bu da. Bekletelim de. O arada da ekim yapacağız. Ne ekeceğiz ama? Gir abi tarih süresine. Kanka bizim arpamız bitmiyor mu? Bitiyor değil mi? Evet arpa. Süpürge darısı ekeriz bir kısmına. Kanolamız
Fabrikada bak kanolanın içine ne kadar kaldığına bak. Süpürge darısı Nisan'da. Kitaplaması da Temmuz'da. Evet. Yani biz hasadı satıp da onu toplayacağız. Bak gel şeye, fabrikalara gel. Yağ fabrikasına gir bak. Bak kanola nasıl azalıyor bak. Abi kanola azalıyor da depoda da kanola var. 10 ton. Biz büyük araziye ne ekeceğimizi planlamamız lazım. Kanka ben sana diyorum ki dev araziye süpürge darısı basacağız tavuk. He. Kanolayı desteklememiz lazım. Bizim öbür büyük arazilerle. Anladım. O zaman şu anki planımızı yapıyoruz. Büyük araziye süpürge darısı Nisan'da ekeceğiz. Öbür büyüklere de kanola çakacağız. Kanola çakacağız. Ama kanolayı çakmak için yine bekletmek zorundayız. Ağustos'ta çünkü. Evet. Eldeki kanola çevirecek. Bir sonraki sezona kanolayı elimizde hiç kalmayacak çünkü kanola. Hepsini sömürecek fabrika. Sıfırı çekecek yani. Kanola neden çok gidiyor? Ben anlamadım. Kanolayı çok çabuk harcıyor. Hı hı. Yoksa tek yağ mı düşsek onda da? Yok. Kanka 70 ton çiçeğimiz yok mu bizim? Evet. Depoda. Ben derim ki bizim iki büyük araziyle pamukların arasındaki arazi var ya ufak. Evet. Oraya kanola ekelim üçüne. Dev araziye süpürge darısı çakalım. Fabrikadan oradakine de ayçiçeğine destek atalım. Olur. Gelen süpürge darısının da alayını basalım siloya. Artarsa koyarız şeye. Fabrikaya. Olur, mantıklı. Ya anladın mı? Hani bir şekilde ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilgisayarcıya verirsen onun elinde flash vardır da yani senden bir 300-500 alırlar ama. Ya tabii önceden ne güzel şey yapıyorduk. Bilgisayarcıya götürüyorduk. Kanka bizim format sıkıntısı yaşamamızın sebebi şu. Bizde bazı bilgisayarlara biz bir şey yüklemiyoruz. Sadece bir tane program çalıştırsın diye kullanıyoruz mesela şuradaki. Evet. İki tane programdan başka hiçbir şey kullanmıyor makine. Aynen. O yüzden virüs riski olmadığı için makinede o makineye rahatlıkla biz abi flash yaptırabiliyoruz. Benimki Windows 7. Biz 10. Biz 10 kullanıyoruz. 11'e geç diyorlar da geçmeyeceğim. Bilgisayarın özellikleri ne abicim? Şey yapalım lan. İki server. Bir tane 8 GB'lik bir flash bellek alalım. Fırge. Evet. Onun içine formatı atalım. Evet. Format programını yükleyelim. Evet. Kargo ile Aydın'a gönderelim. Ben de bir tane hazır abi. O bizim kullandığımız abi. 8 GB'lik flash bellek bizim bir işimize yaramaz ki. Ben de bir tane daha var 8'lik. Arabada kullanıyorum. Arabada kullanıyorum. Ve 16'lık da takarsın arabaya yani flash bellek. Ondan dolayı diyorum. Artık ben zaten arabaya flash bellek takmayacağım. Kanka. Bluetooth'lu teyip tak. Telefonu bağlayacağım, Spotify'dan yardıracağım. Bağlanıyor zaten. Bizim yeni aldığıma bağlanıyor işte. Kendi arabam olduğu zaman babamın arabam. Kendi arabama da yapacağım abi. Bluetooth'lu takacağım. Ya da AUX'lu takacağım kablo. Abicim bilgisayarımın üstüne gel sağ tuş özellikler de. Ekran kartını göremez orada. Ha, ekran kartını mı göremez? Göremez orada ekran kartını. Şimdi bu arkadaş böyle gitsin diyorum. Evet. Biz bol keseden söylüyoruz ama daha erken dönebiliriz. Bir 10 dakika 15 dakika müsaadenizi isteyelim, bir ara verelim. Akabinde geri geleceğiz, işlere devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. 10-15 dakika sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, biz hemen dönüyoruz ha. Hadi görüşürüz.